Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, Sayın Daire Başkanlarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. İkincisini düzenlediğimiz Marmara Üniversitesi Kariyer Zirvesi ve Fuarına hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Berat Bir hocamın konuşmasını sunması için kürsüye davet ediyorum. Sayın hocalarım, üniversitemizin çok değerli personeli, sevgili öğrencilerimiz, Kariyer Fuarı ve Kariyer Zirvesi'ne hoş geldiniz öncelikle. Tabii sayın hocalarımdan özür dileyerek şöyle biraz daha informal bir konuşma yapmak istiyorum. Çünkü burada zannediyorum ortam biraz daha biz bize gibi oldu. Gönül isterdi ki burası tıklım tıklım öğrencilerimizle ve tabii ki üniversitemizin değerli hocalarıyla ve değerli personeliyle dolu dolu olsun. Ama olsun inşallah, sesi duydukça gelecekler diye düşünüyorum. Hepinizin bildiği üzere Kariyer Merkezi mezunlar ofisiyle beraber 2 sene önce kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar bizler çok çeşitli etkinlikler yaptık. En başta tabii kuruluş amacımız öğrencilerimizin kariyer gelişimine, kariyer adımlarına olabildiğince katkı sağlayabilmek, bilgi çağına uygun, doğru insan kaynağı yetiştirebilmek anlamında onlara değerler katabilmek, bilgilendirebilmek, bu süreçte iş dünyasının beklentileri doğrultusunda yetkinlikler kazandırabilmek anlamında faaliyetler düzenlemek. Bu amaçtan yola çıkarak bizler de bu süreç içerisinde olabildiğince çok farklı etkinlikler yaptık. Bunlar arasında iş başvuruları nasıl hazırlanır, nasıl yapılır, CV nasıl hazırlanır, iş dünyasının beklentileri nelerdir, nezaket kuralları, etkili iletişim becerileri gibi çok farklı konularda seminerler verdik. Bunların yanında çok firmayla işbirliği yaparak İşkur gibi, Dönüşüm Konağı gibi yine bu konularda onları bilgilendirdik. Yine farklı seminerler yaptık. Kuruluşundan beri devam eden rutin faaliyetlerimiz var. Bunlar arasında şu anda da devam eden bir kariyer okulumuz var. 4.'sünü gerçekleştiriyoruz. İkincisi de bu sene 2 defa başlattığımız ve halen yine devam eden siyaset ve diplomasi okulumuz var. Bunlarda katılım oldukça yüksek. Mesela siyaset okulundan şu anda 120 kadar öğrencimiz devam etmekte. Kariyer okulunda 3 dönem mezunlarını verdik. Katılım belgelerini aldılar bizden. Şu anda 4.'sü devam ediyor ve 2-3 hafta sonra da bu 2 okulumuzla bitecek inşallah. Ama bunun yanında yayıncılık semineri gibi, işaret dili gibi çok farklı alanlarda da olabildiğince onları bilgilendirmeye ve iş dünyasına hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii bu süreçlerde sizlerin desteği çok önemli bizler için. Olabildiğince duyurular yapmaya çalışıyoruz. Web sayfalarımızı etkin kullanmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı etkin kullanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin biliyorsunuz özellikle yeni kuşağı ve arka süren genel yeni kuşağı çok fazla bilgi ve teknoloji odaklı olduğu için biz özellikle mesajlarımızı SMS yoluyla onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunun yanında maillerle alternatif olarak onları yine bilgilendirmek istiyoruz yaptığımız faaliyetlerden. Yine duyurular yapıyoruz. Hem Marmara Üniversitesi'nin resmi sitesinde hem kendi sitelerimizde de olabildiğince bu paylaşımları yapıyoruz. Yani bunları söylememe nedeni hani daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Sizlerden destek bekliyoruz gerçekten bu konuda. Yani hocalarımıza burada gerçekten çok fazla görev düşüyor diye düşünüyorum. Hani girdiğimiz sınıflarda olabildiğince kendi alanımızda, fakültelerimizde yaptığımız faaliyetlerde de bu duyuruları onlara da iletebilirsek, onları da yönlendirebilirsek çok seviniriz. Çünkü biz hala bazı hem hocalarımızdan hem de öğrencilerimizden biz böyle birimlerin olduğunu bilmiyorduk. Aa, ne güzel faaliyetler yapılıyormuş gibi
serzinde işlerden duyuyoruz, haber alıyoruz. Bunlar bizi biraz üzüyor ama inşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Belki bugünün cuma günü olması, sabah saatlerinin erken saatler olmasından ötürü öğrencilerimiz şu anda buralara gelmediler. Ama inşallah günün ilerleyen saatlerinde burasının daha dolu olacağını düşünüyorum. Geldiğiniz için bütün değerli hocalarımıza, başta Sayın Rektör Yardımcımız Recep Bozdağ hocamıza olmak üzere, Sayın dekanlarımıza, dekan yardımcılarımıza, çok değerli hocalarımıza, üniversitemizin çok değerli çalışan personeline, onların emekleri de bizler için çok büyük gerçekten. Hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz geldiğiniz, katıldığınız için. Bundan sonra programın akışına devam edeceğiz. Sayın Berat Hocama konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Zirvemizde konuşmacı olarak katılan Randstad firmasından Türkiye Ticari Müdürü Sayın Ener Öztürk'ü konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Bunun içinde kendin için fark yaratacak
deneyimli veya işte yetkin adaylara bir an önce ulaşmaya ve bunlardan bir an önce verim almaya çalışıyorlar. Rekabetçi ortamda maliyet avantajı sağlamak gerçekten onun için çok önemli ve bir fark yaratmak gerekiyor. Bu farkı da ilk başta doğru adaya ulaşmakla bulabileceklerini biliyorlar. Aday tarafına geldiğinde de biraz önce bahsettiğimiz üzere Y jenerasyonu ve Z jenerasyonu diye bahsettiğimiz zaman gerçekten beklentiler bizim dönemlerimizde bile oldukça farklılaştı. Artık arkadaşlarımız çok en başından beri kendileri için daha esnek çalışma ortamlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Ve yaptıkları işin bir amaca hizmet etmesini çok arzu ediyorlar. Dolayısıyla firma tarafından da doğru vaadini sunmak çok önemli oluyor. Ve bu marka vaadini doğru aktarmak gerekiyor. Bizim gibi firmalara düşen görevler de bu bilgi bombardımanı içerisinde yaşadığımız bu dünyada bu birlikteliği nasıl sağlayabiliriz? Bu ihtiyaçlarla var olan hedefleri nasıl sağlayabiliriz? Bunun yollarını arıyoruz. Firmalarla bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte çalışan adaylara neler yapmaları gerektiği, nerelere doğru yönlenmeleri gerektiği ile ilgili yapmış olduğumuz araştırmalarla ilgili yön gösterici çalışmalarda bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de bizim her sene düzenlediğimiz ücret ve ikat rentleri araştırması. Burada Türkiye'de birlikte çalışmış olduğumuz firmalardan, çeşitli sektörlerden firmalarla yapmış olduğumuz bir anket çalışması neticesinde İK stratejilerini, yeteneği çekmek için ne yaptıklarını, yeteneği elde tutmak için neler yaptıkları hakkında bilgiler alıyoruz. Ve bu bilgileri de tüm firmalarımızla paylaşıyoruz. Araştırmanın kapsamındaki firmalarımızın %50'si zaten uluslararası ölçekte firmalar. Bir %25'i de ulusal büyüklükte firmalarımız, daha küçük ölçekli firmalarımız da söz konusu. Yaptığımız araştırmalarda öne çıkan unsurlardan birisi arkadaşlarımıza gelecekte nereye doğru yönlendirmeleri gerektiği konusunda biraz fikir açıcı olacağını düşündüğüm bir konu var. O da nedir? Yöneticilerin en önemli liderlik yetkinliği. Yani bir firma işe aldığı bir adayla nereye doğru yönlenmesini istediğiyle ilgili kendisine en önemli olan konuları 1'den 3'e kadar sıralıyor. Bizim ülkemizin de konjonktürel olarak getirdiği bir gerçek olarak güçlü analitik ve problem çözme yeteneği firmaların bir liderden beklediği en önemli özellik olarak ortaya çıkıyor. Yapılanların %25'i bu birinci özellikler demiş. Yaklaşık %56'sı da en önemli üç özellikler birisi demiş. Buna değişen pazar koşullarına adapte olabilmek takip ediyor. Daha sonra diğerlerini motive etme ve ilham verme. Bu da sonuçluk ve mentorluk programları bulunuyor ve liderlik etmeye gerektiriyor. İlişki geliştirdiğinde çok önemli. Gelecek vizyonu oluşturabilme. Çok fazla değer veriyor ve yenilik geliştirebilme ve yaratıcılığı teşvik ediyor. Hepimiz çok sık duyuyoruz. İşte bilgisayarlar yavaş yavaş birçok işi elimizden alacak diye. Evet bu doğru ama bundan önceki endüstriyelerinden hepsinde de bu böyleydi. Otomasyonla birlikte de birçok iş insanların elinden alındı ama farklı bir şekilde edinmek mümkün. Bunun da birinci koşulu bana göre yaratıcı düşünebilmek ve fikir geliştirebilmek. Evet, bütün işler bir şekilde insanların elinden çıkacak ve aynı rutini hatayı kabul etmeyen şekilde bilgisayarların eline geçirecek. Bizim yapabileceğimiz buradaki insan faktörünü devreye koyup henüz bilgisayarlarımızdan alamadığı o değerlendirme ve muhakeme etme yeteneğini devreye sokacaklar. İnsan kaynakları profesyonellerinin bildirdiğine göre en büyük zorluk çektiği konulardan biri bu dönüşümün nasıl yapılacağı. Bir diğer konu da yeteneği elde tutabilmek. Yeni gelen arkadaşlarımız bize beklentilerini yönetebilmek. Yeteneği çekme konusunda hangi alanlarda yeni eleman olacağını ilgili yaptığımız sorgulamalarda da çalışan değişimini yönetmek konusu öne çıkan unsurlardan biri. 2016'dan 2017'ye geçtiğimiz zamanlarda ki bu 2018 raporu henüz hazırlanma seviyesinde bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Haziran, Temmuz'da zaten raporu yayınlanacak olur. 2016-2017'ye baktığımız zaman sosyal değişim hızındaki artış ve bunun yönetimiyle ilgili işe alımla ilgili önemli sebeplerden gözüküyor. Şirketlerin uluslararası veya uluslararası olarak büyümesi sebebiyle tekrar işe alım yetenekleri artıyor.
organizasyonlar içerisinde özellikle bu dijital değişimle birlikte ihtiyaç duyulan yeni beceriler var. Ve bu yeni becerilerin karşılanması buna yönelik olarak iş alım çalışmaları görülüyor. Ama bütün bunların dışında gene bölüm bazında baktığımız zaman satış her zaman bir numaralı farklı. Yani ürettiğiniz bir şeyi satmak zorundasınız ve yıllar için satış, iyi satış elemanları her zaman en büyük ihtiyaç. Bundan sonra muhasebe finans pazarlarına iletişim alanları geliyor ve tekrar giderek artan bir şekilde ülkemizdeki yetenek açısının en yoğun olduğu alanlar konfili olan bilişim teknolojileri ve teknolojik iletişimler alanındaki adaylara inanılmaz bir şekilde ihtiyaç var. Burası da gene öğrenci arkadaşlarımızla ilgili nerelerden bir eleman buluyoruz diye firmanın vermiş olduğu geri bildirimlerden birkaç örnek vereyim. Çalışan tavsiyeleri hala firmalar için birinci derecede yeni eleman bulmak, yeni kaynak yaratmakla ilgili başvurdukları alan. Kariyer portallarına çok fazla ikinci olarak yöneliyorlar. Bizim gibi İK danışmanlık firmalarıyla çalışmayı tercih ediyorlar. Kendi şirket web sitelerinden iş ilanları yapıyorlar. Dolayısıyla network geliştirmek, iletişimimizi kuvvetlendirmek, kendimizi geçtik her türlü iletişim ağına yakın olmak bizler için çok önemli. Özellikle en gelecek arkadaşlarımız için çok değerli olacak. Kariyer portallarını takip etmeleri gerekiyor. Bizim gibi firmalarla birlikte portaya açık olmaları ve bunlara yakın durmaları gerekiyor. Ve hedefledikleri firmaları belirleyip onlarla ilgili iş ilanlarını ilk takip etmeleri gerekiyor. İş alım süreçlerinde firmaları en zorlayan sebeplerden şimdi buradaki genç arkadaşlarımızın yaşadığı en büyük sorunlar da işte deneyimin çok fazla sorgulanması. Evet, firmaların dediği çok rekabetçi bir ortam içindeler ve gerçekten eğitimle ilgili aslında giderek zayıflıyor. Çünkü burada harcanan zaman ve emekle birlikte rekabete geri kalmaktan çok korkuyorlar. Dolayısıyla sektörel iş tecrübesine sahip adaylara yönelmek istiyorlar ve bunları genellikle bulamıyorlar. Bir diğer sorun, bizim memleketimizin en büyük sorunu olmuştur. Yabancı dil. Maalesef hala yabancı dil etkin bir şekilde kullanamıyoruz. Yurt dışıyla kıyasladığımız zaman Türkiye'deki yabancı dil konuşma seviyesi düşük kalıyor. Artık ilerleyen zamanlarda İngilizce'nin bile yetmedi, ikinci bir, üçüncü bir yabancı dil eklenmesinin gerekli durumdan söz konusuyken bizim daha temelleri oturtmamız ve burada çalışmamız gerekiyor. Burada hem eğitim kurumlarımıza hem de öğrencilerin kendisine çok ciddi görev düşüyor. Çünkü bu tamamen kendi gelecekleriyle ilgili ve global olarak uluslararası bir birey olabilmeleri anlamında çok kıymetli bir değer veriyoruz. İş için gereken eğitimde bir diğer üçüncü unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu eğitimlerin nasıl sağlanabileceği konusu işveren tarafından baktığı olarak bir problem olarak gözüküyor. Bu sebeple iş var ama yeterli kaynak, yetenek açığı var, bunları kapatamıyoruz olarak gözüküyor. Genç arkadaşlarımızın seviyesinden de baktığımız zaman ise iş imkanı bulamamak oluyor. Bunun çözümlerinden biri için devletin atmış olduğu bir adım var. Geçici iş ilişkisi yasası diye. Burada genç nüfusun iş gücüne katılması veya kişi kurduğu iş gücüne kalmış kadın nüfusun iş gücüne katılması anlamında çok güzel bir adım olduğunu düşünüyoruz. Zaman içerisinde daha yoğun kullanılarak deneyim kazanmak anlamında özellikle genç nüfuslar faydalı olabilecek inisiyatif olarak yapılıyor. Şu anki mevzuat biraz kısıtlayıcı olmakla birlikte bütün dünyada böyleydi. 20 sene önce İtalya'da ilk açıldığı zaman yine aynı kısıtlamalar ortaya çıkmış bir yasaydı bu. Fakat seneler içerisinde piyasanın ihtiyaçlarını, iş gücünü duyulan ihtiyaçlarla birlikte şekillenerek daha aktif bir hale gelmiş oldu. Türkiye'de de zaman içerisinde bunu daha yoğun olarak çalışacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza en büyük tavsiyem şu olabilir. Mezun olmadan mutlaka iş deneyimlerini kazanmaya başlasınlar. Hangi işleri sevdiklerini, hangi işlerde daha başarılı olabileceklerini görmeleri anlamında mutlaka zorunlu veya zorunlu staj programlarına mutlaka katılsınlar ve burada deneyim elde etsinler.
dışarıdan görünümde markalar çok parlak gözüken firmaların aslında kendilerine uyup uymadığını görmeleri anlamında da çok farklı faydası var. Buradaki esnek iş gücü çözümleri tarafından, firma tarafından da değerlendirilme konusunda deneyimini sahip olmadıkları, yeterli deneyime sahip olmadığı için tercih etmeyecekleri adaylara en azından bu deneme periyotları içerisinde performansını görme anlamında da büyük bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla iş gücüne katılma, daimi iş gücüne katılma anlamında önemli bir yazı. Şu an çok yaygın değil, çok açık konuşmak gerekirse, ama zaman içerisinde daha sık kullanılacak. Bu konuda bence topluca bir yol çalışması yapıp desteklenmesi gereken bir inisiyatif olarak görüyorum. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ener Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Plaketini vermesi için Sayın Rektör Yardımcım Profesör Doktor Recep Bozdoğan hocamı kürsüye davet ediyorum. Teknolojilerinden Meryem Bozkurt Sıtkı'yı konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Meryem Bozkurt Sıtkı. Öncelikle kendim hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 5 yıl gemi navigasyon sistemleri üzerine çalıştım. Farklı bir sektördü. Siyaset bilimleri dersleri alırken bir anda kendimi navigasyon sistemleri, radarlar, ekosandaların içinde buldum. Zor bir süreçti benim için. Yüzlerce İngilizce katalog okumak, ezberlemek zorunda kaldım. Fakat iş aşkıyla her şeyi becerdiğini düşünüyorum. 2 yıl gibi bir süre sonra, mezun olduktan sonra yat departmanında bölüm müdürüydüm. Daha sonra işimden ayrıldım. 3 yıl farklı bir sektörde aile işiyle çalışmak zorunda kaldım. Bunları size neden anlatıyorum? Ben daha fazla öğrenci arkadaşım olacağını tahmin etmiştim. Onlara girişimcilik hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kariyer yolum nasıl ilerledi? Evlendim. 8 yıllık bir iş hayatından sonra evlendim. 2 çocuğum oldu. Anneliği her şeyin önüne koydum ve çalışma hayatıma bir dönem ara verdim. Fakat bu dönemde de nasıl bir iş yapmalıyım diye sürekli düşünüyordum. Part-time işin zorluklarını gördüm. 2 çocuğumla beraber full-time bir işe nasıl başarılı olabilir mi düşündüm devamlı. Ve daha sonra yarı zamanlı bir iş kurmayı düşündüm. Fakat benim gibi düşünen binlerce kadının olabileceğini gördüm. Ve bu kadınların hepsini bir çatı altında toplamayı düşündüm. Kariyer.com da böylece kurulmuş oldu. Kadınlar derken öğrenciler, öğrenciler derken engelliler, hedef kitlemiz oluşmuş oldu. Kariyer.com aslında rakip firmaların ismini benzese de farklı kariyerden geliyor. Farklı aslında bir kopyalama sistemi değil. Part-time iş, full-time hayat mottosuyla yola çıktık. Hedefimiz Türkiye'de part-time diyebileceğim akla gelen ilk firma olmak. Misyonumuz da Türkiye'deki iş gücü pazarının arama ve seçme maliyetlerini düşürerek başta kadın, genç ve engellilerin yarı zamanlı, dönemsel ve freelance olarak istihdam edilmelerini sağlamak. Kariyer.com ne yapar? Part-time, freelance ve dönemsel çalışanlarda işverenleri bir araya getiren, bu alanda Türkiye'de tek olan bir online hizmet pazar yeridir. Web sitemizden örnek vermek gerekirse, CV toplamadan insanların direkt iş başvuruları yapabileceği tek platformdur.
4 milyon kişinin de istihdam pazarına dahil olmadığını ve bunun maalesef 20 milyonun kadın olduğunu görüyoruz. Her 5 gencin birinden de işsiz olduğunu görüyoruz. Yani gençlerde işsizlik oranı ortalama %20 civarlarında. Türkiye'de part-time istihdama baktığımızda toplam oran çalışanlar için de %9,5 olarak ölçülmüş. Ancak Avrupa Birliği ortalaması %17, OECD %16,7. Tabii bunlar Avrupa Birliği içindeki genel rakamlar. Örneğin Hollanda, İsviçre gibi ülkelere baktığımızda 4 kadından 3'ünün part-time çalıştığını görüyoruz. Ve dünyadaki en mutlu çocukları da Hollanda ve İsviçre'nin yetiştirdiğini öğrendik. Kadın nüfusuna baktığımızda 39,771 bin civarlarında bir kadın nüfusa sahibiz. İstihdama katılan kadın oranı %33,8, Avrupa Birliği'nde ise bu oran %60,4. Engelliler arasında işsizlik, engelli nüfusun 1 milyonu çalışıyor. Yaklaşık 4 milyon engelli istihdam sürecinin dışında işe yerleştirilen her 5 erkek, engelli erkeğe karşı sadece bir kadın engellinin istihdam edildiğini görüyoruz. Engelli memur istihdamlarında dahi açık kontenjanın 24.566 kişi olduğunu görüyoruz. Üniversite öğrencileri, Türkiye'de üniversitelerde 7.200.000'e yaklaşan bir sayı var ve bunun 6.630.000 kadarı devlet üniversitelerinde. Bu yüzden kariyer kamu devlet üniversitelerine çok önem veriyor. Kariyerin yolculuğuna baktığımızda Ağustos 2017'de devreye alındı. Çok yeni bir startup'ız. 26 Şubat 2018'de 10.000. üyesini kazandı. Burada ufak da bir reklam yapmak istiyorum. İTÜ Çekirdek girişimiyiz. Onlarla beraber büyüdük. İTÜ'den sonra geldiğim ilk kurum sevgili hocam Profesör Doktor Berat Hocam'dı. Desteklerini bizden esirgemedi. Basında kariyere baktığımızda Webrazi, Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak gibi pek çok platformda övgüyle yer aldık. Rakiplerimizdeki geri dönüşüm oranlarına baktığımızda ise 13 yıllık eski bir rakibimizin geri dönüşüm oranı %0,1 iken kariyerde %12. Bizim için başlangıç aşamasında başarılı bir rakam, tabii ki rakamları %25'lerin üzerine çıkarmak istiyoruz. Girişimci olmaya karar verdiniz, nereden başlamalısınız? Keşke burada çok öğrencimiz olsaydı ve ben de onlara girişim hikayemi anlatabilseydim ama buradaki etkin ağızlardan da onlara iletileceğini düşünüyorum. Elimizde olanlar fikir, bilgi, sermaye. Fikriniz olabilir, bilginiz olabilir, sermayeniz olabilir. Ama bunları bir araya nasıl getireceksiniz? Yazılımcı olmayan birinin yazılım odaklı bir girişimi nasıl başlatır sorusu önemli. Ben bir yazılımcı değilim, yazılım eğitimi almadım. Fakat işimin önemli bir bölümü teknoloji üzerinden yürüdüğü için bu konuda kendimi sürekli eğitmeye çalıştım. Birçok seminere, eğitime katıldım. Altyapı programlarında neler kullanılıyor, bunların bize en uygun olanı hangisidir, en uygun, en etkin şekilde biz kendimize bunları nasıl uyarlarız diye çok araştırmalar yaptım. Kurduğumuz işte ortada nasıl bir problem var ve siz bu probleme nasıl bir çözüm getiriyorsunuz sorusu çok önemli. Eğer yaptığınız iş bir soruna çözüm getirmiyorsa maalesef ömrünün uzun olacağını düşünüyoruz. Sunduğunuz değer önemlisi önemli. Kuracağınız işte misyon ve vizyonunuzu belirlemelisiniz. Hedef kitleniz kim? Siz hedef kitlenizi ne kadar tanıyorsunuz? Ve bunlara nasıl ulaşıyorsunuz? Rakiplerinizi ne kadar tanıyorsunuz? Nasıl analiz ediyorsunuz? Rakiplerinizden farkınız ne? Gelir modeliniz ne? Bir kuluçka merkezine gittiğinizde öncelikle sorulacak sorudur. Gelir modeliniz ne? Eğer onları tatmin edecek bir cevap vermezseniz maalesef buralarda yol alma şansınız pek olmayacaktır. Fiyatlandırmayı neye göre yapıyorsunuz? Çok önemli bir soru. Değer önerinize göre rakiplerden hangi değer önerinize göre rakiplerden ucuz veya pahalısınız?
Hedef kitlemiz sizin sunduğunuz fiyatlara razı mı? Burada pazar araştırması yapmak, kitlemizi iyi tanımak ve kazanç sağlayacağımız kesimin geri dönüşlerini, feedbacklerini almak çok önemli. Kullanıcıların fikrine değer vermeniz çok önemli. Kuracağımız işte doğru ekip ile çalışmanız başarımızın anahtarı olduğuna inanıyorum. Öncelikle size ve işinize inanan insanlarla çalışmanız, doğru yerde doğru kişiyi kullanmanız. Örneğin bir kuşa yüzmeyi, bir balığa uçmayı öğretemezsiniz. Aynı şekilde operasyon bölümünde çok sakin, konuşamayan birisinin operasyonda başarılı olmasını veya bir yazılımcının da çok iyi bir pazarlamacı olmasını bekleyemezsiniz. Patron değil, lider olun. Patron şirketlerinin patronlarla öldüğünü rakamlar söylüyor. Ben bu işi nasıl yapmam örneği. Ben bunu bir girişimci olarak İTÜ'deki değerli hocam, doçent doktor Mehmet Erçek'ten duyduğumda çok şaşırmıştım. Bir patron, ben bu işi nasıl yapmam demeli. Yani işin başındaki yönetici her şeyi kendisi yapmamalı, ekibinden her zaman destek almalı ve onlarla iş paylaşımı yapmalı. Görev ayrımları olmasına rağmen herkes tüm işleyiş hakkında genel bir bilgiye sahip olmalı. Kurumlar ve firmalar kişilere değil, kurallara bağlı olmalı. Başarısızlıkla nasıl mücadele ediyoruz? Bir startup olarak tabii ki bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Yazılımda, işte tanıtımda, reklamda birçok eksiğimiz olabiliyor. Girişimcilik demek zaten başarısızlıkla mücadele etmek demek. Ve bunlarla mücadele ederken de kendi doğrularını bulmak demek. Öncelikle soruna değil, çözüme odaklanmanız gerekiyor. Yaşadığınız sorunları not edip, ileride tekrar yaşandığında çözüme hazırlıklı olmanız gerekiyor. Hata datası biriktirmeniz gerekiyor. Bu yazılım için de geçerli. Geçmişte yaşadıklarınızdan ders almanız gerekiyor. Başarısızlık hikayeleri dinlemeniz gerekiyor. Başarı değil, başarısızlık. Çünkü onlardan öğreneceğiniz çok daha fazla şey olduğuna inanıyorum. Mümkünse iflas etmiş kişilerin deneyimlerini dinleyin. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Bu yolda hep inişler ve çıkışlar olacaktır. Bir yerde çalıştığınızda daha önce açılmış bir yolda yürüyeceksiniz. Ve bir başarılı sonuç elde ettiğinizde mutlaka bir ödül alacaksınız. Maaşınıza zam, ikramiye, tatil. Fakat kendi girişiminizi kendiniz yürütmeye çalıştığınızda kimse sizi takdir etmeyecek veya kimse sizi yermeyecek. Her şey vicdanınızla baş başa. Benim genç arkadaşlarıma tavsiyelerim neler olabilir? Yapmak istediğiniz işin önce mutfağında pişin. Yani bir restoran açacaksanız önce gidip bir yemek nasıl pişiriliyor? Onlar kadar iyi yapamasanız da en azından nasıl yaptığı hakkında bilginiz olsun. İşinde başarısız olmuş insanları dinleyin. Mümkünse ortaklarınızdan biri iflas etmiş olsun. Fırsatlar önümüzden geçer ve siz onları tutarsanız yakalarsınız. Mutlaka ki hepimizin eline bir konuda fırsat geçmiştir ve biz onları ne kadar tutabildiysek o kadar o fırsatın avantajlarını yaşamışızdır. Mutlu Çıka Merkezi'nden destek alın, ufkunuz genişleyecektir. Oradaki mentorlardan farklı fikirler alabilirsiniz. Ben kendi girişimim için de fikrin çok dahiyane olduğunu da duydum, çok vasat olduğunu da duydum. Ama şu andaki gidişatımız bize iyi sonuçlar geldiğini gösteriyor. Kitap okuyun. Girişimlerle ilgili pek çok kitap var. Bir örnek vermem gerekirse Tony Shay'ın Mutluluk Dağıtmak. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Network'ün önemini asla unutmayın. Dünyadaki en ulaşılmaz insana maksimum 5 kişiyle ulaşmak mümkün. Bunu araştırmalar söylüyor. Her şeyin bir anda olmasını beklemeyin. Uzun ve zorlu bir yolculuktasınız ve bu sizin tercihiniz. Teşekkürler.
gençler olsaydı eminim ki çok daha fazla soru alırdım çünkü... Buyurun. Gerçekten çok değerli bilgilerdi. Öğrencilerimizin de çırpınca üzüldüm. Çok teşekkür ediyoruz. Her vesileyle de buluşmayı diliyoruz sizlerle. Bugün yanısına lütfen kalabiliriz. BİS Genel Koordinatörü Özhan Güler'i konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum.
Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Özhan Güler. İsmim Özhan Genel Koordinatörü. Hoş geldiniz. Gerçekten çok heyecanlı. Ben hani üstüme bağlı olarak yanlışlıkla gerçekleştirmeyeceğim. Biraz önce sohbet alası olmasını istiyorum. O yüzden özellikle yakın bir konuyu istiyorum. Ama bugün şunu anladım ki, üniversiteyi bitireli yaklaşık 17 sene olmuş ama bugün hala birçok alanda konuşmama rağmen ister istemez hocalarımın karşısında yine heyecanlanıyorum. Yani bu bir türlü herhalde anlıkları geçmek bilmiyor. O yüzden şimdiden ufak da bir kusurlarım olursa lütfen beni affedin. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Sunumuma ilk önce size küçük bir animasyon izleterek başlamak istiyorum. Bir dakikalık. Bir
hiçbir şey yok. Herkes de aklında telefonlar. Patır 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 telefonlarla uğraşıyorlar. Ya da aynı kareyi maalesef duyuyorum. Burada hani Türkiye'nin aslında ayrılık düzeni olduğu için burada hani bu kişilerin olmadığını biliyorum ancak maalesef toplumumuzda var. Bu fotoğrafı evine taşıyan insanlar var. Ebeveyn ve çocuklar akşamleyin herkesin evinde telefon. Dolayısıyla maalesef teknoloji az önce de belirttiğim gibi zamanımızı tahakküm altına almaya başladı ve artık kontrol edemiyoruz. Bugün bir gencin elinden telefonunu aldığı zaman bir yetişmiş bir oyuncak gibi ne yapacağını şaşırıp oracığa şey yapabilir, yani yıkılabilir. Böyle bir durum. İşte bu noktada teknolojiyi amacına yönelik bir araç teşkil edebilmek düşüncesiyle aslında ortaya çıkarttığımız bir projedir biz. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce, az önce konuşma arkadaşlarım da değindiler, konuşmacı arkadaşlarım. 1,5 sene önce bir gazetenin bu şey yazısını okuyordum. İşte Türkiye'deki işsizlik rakamları, iktisadi daralmalar, ekonomik dalgalanmalar ve buna bağlı olarak üretimdeki yavaşlama, sadece işsiz sayısı değil, beraberinde çalışan, istihdam kapsamında olan ama geçim sıkıntısı ve geçim darlığı yaşayan insanları ya da yine istihdam kapsamında bulunan devletten aldığı bir takım yardımlardan dolayı milyonlarca engelli vatandaşımızla dahil ettiğimiz zaman aslında buradaki rakamın ne kadar korkunç bir seviyeye ulaştığını göreceksiniz. Şimdi para önemli. Yani her biri para kazanmak zorunda. Ha kimilerimiz için bir amaç, kimilerimiz için bir araç ama sonuçta mutlaka para kazanmamız gerekiyor. Yani normal hayatlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek adına, beklentilerimizi karşılayabilmek adına bir para kazanmalıyız. Geçenlerde bir psikolog arkadaşımla bir sohbetimiz vardı. Dedi ki bana, Özlem Bey dedi, mesela felsefenin birçok bilimin çıkmış olduğu İonya'da, bilim adamlarının çıkmış olduğu İonya'yı biliyorsunuz. Hatta günümüzde işte bu İzmir Aydın tarafı, o dönemde İzmir'in. Birçok bilim adamının çıktığı dönemde dahi İonya aslında refah seviyesinin en yüksek olduğu dönem. Yani kimler var İonya'da? Matematikte Pisagorsales, Tanrısı'nın felsefede Diyojen, Herodot, birçok bilim adamı. Aynı şekilde antik çağa bakıyorsunuz Yunanistan'a yine refah seviyesinin aslında yüksek olduğu dönem. Yani demek ki gelir seviyemiz düştüğü zaman biz üretemiyoruz. Para kazanmak gerçekten önemli. Bizim nükleden bir düşündürümüz var Nasrettin Hoca. Müsaade ederseniz çok kısa bir şey anlatmak istiyorum Nasrettin Hoca'dan. Bir gün Nasrettin Hoca çok ünlü bir vaiz. Bir gün bir köyden davet ediyorlar Nasrettin Hoca'yı. Diyorlar ki hocam gel bize bir vaiz ver. Hoca gidiyor köye. Kırmıyor onları. Köy meydanında toplanıyorlar. Camiye doğru gidecekler. Tam camiye girmeden önce hoca cemaate geliyor ki arkadaşlar diyor, ben tamam vaiz veririm ama bu kadar da sizden para istiyorum. Deyince bu sefer cemaat bir anda şaşırıyor. Diyor ki ya hocam hiç parayla vaiz olur mu? Hoca diyor ki yapacak şey yok deyince bu sefer cemaat ne yapsın? Hani hocayı kırmamak adına bir de uzun yoldan gelmiş. Kendi aralarında para topluyorlar ve bir kesenin içerisinde hocaya takdim ediyorlar. Hocamız alıyor keseyi, koyuyor şalvarının cebine, çıkıyor hutbeye. Bir vaiz veriyor ama derler ya dillere destan, dillere destan. Namazdan sonra camiden çıkacaklar. Hoca cemaati çağırıp aldığı parayı tekrar kendilerine iade ediyor. Sonra cemaati de şey diyor, hocam diyor madem bu parayı bize geri verecek mi, niye aldın, niye uğraştın bize deyince hoca diyor ki bunun iki tane sebebi var. Birincisi, eğer siz bana bu parayı vermeseydiniz beni bu kadar dikkatli dinlemezsiniz. İkincisi, ya diyor insanın cebinde para olunca bir konuşuyor, bir konuşuyor sonra. Şimdi para gerçekten önemli. İnsanın bazen aynaya bakış sistemi de değiştiriyor. Para kazanmalıyız ama nasıl? Doğru yolda. Şimdi burada kaç tane öğrenci arkadaşımız var? Bir el kaldırabilirler mi? Yeter. Bu kalabalık benim için kâf arkadaşlar. Bir abimiz olarak söylüyorum. Ben 40 yaşındayım. Ondan sonra dedim ya bir sohbet havasında geçmesini istiyorum sunumun. Hoş bir ortam çünkü. Arkadaşlar nasıl para kazandınız? Daha doğrusu ne iş yaptınız? Sizin zekanızı gösterir. Nasıl para kazandığınız ahlakınızı gösterir. Yani bir cerrah olabilirsiniz ama organ nakli, organ kaçakçılığı da yapabilirsiniz. O zaman ahlaksız bir cerrah olursunuz.
Ama nasıl para harcadığınız sizin kültürünüzü gösterir. Ama sonuçta yaptığınız iş ne olursa olsun mutlaka fayda sağlamak zorundayız. Kendinize, çevrenize, farklı farklı mesleklerimiz olabilir. Kimimiz işletmeci, kimimiz akademisyen, kimimiz sporcu, efendim kimimiz sanatçı, farklı farklı. Ama eğer yaptığımız işte başka hayatlara dokunabiliyorsak, yaşadığımız ülkede katma değer oluşturabiliyorsak, o zaman başarımızın yanına bir sıfır daha koyarak bunu taşlandırıyoruz. Şimdi size üç tane şey anlatayım. Bir, girişte teknolojik bağımlılık. İki, işsizlik. Üç, fayda sağlamak. Şimdi biz olarak bu üçünü kendi içinde meçhettik ve ortaya biz projesini çıkardık. Şimdi biraz da size bu projeden bahsetmek istiyorum. Biz nedir? Biz aslında işverenlerle, iş vermek isteyenlerle bu işi yapabilecek vasıfta olanları inovatif düzende bir araya getiren dijital bir platform. Kazanım anlamında iki kanadı var. Önce müsaade ederseniz bireysel tarafı anlatacağım. Bireyselde çok özür suçmam lazım. Şimdi bireysel tarafta yapamadığınız, yetişemediğiniz, erişemediğiniz ya da gerekli teknik donanıma, içtizaha sahip olamadığınız her türlü işi, bu işi yapabilecek insanlara belirli bir ücret karşılığında yaptırabiliyorsunuz. Mesela nedir? Bu bir transfer olabilir. Bu yurt dışında, deriz ya bazen, ya işte X kişi Almanya'ya gidersen oradan işte istediğim şu spor yüzeceğini getirsin gibi. Bu sabahleyin köpeğinizi gezdirmek olabilir. Bu sizin için yapılacak bir alışveriş. Kuru temizlemeden eşyalarınızın alınması, motosikletle ya da araçla bir transfer ya da makalelerinizde yurt dışında aynı bölümlerde yaşayan insanlardan alacağınız bir destek. Bu birçok şey olabilir. Her iki kanadında da yer alabilirsiniz. Yani yurt dışından istemiş olduğunuz ürünü ya da farklı bir şehirden istemiş olduğunuz ürünü isterseniz oraya giden kişiden belirli bir rakam karşılığında getirmesini isteyebilir. Ya da siz kendiniz yurt dışına ya da şehir dışına çıktığınızda bu seyahatinizi aynı zamanda küçük bir gelire dönüştürebilirsiniz. Hani okulda hep, benim annem babam da öğretmen bu arada. O yüzden hep böyle örnekler üzerinden gidiyorum. Daha iyi anlamamız açısından şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hocamla beraber Kayseri'ye gittik. Bir iş gezisi. İşimiz bitti, otelden ayrılacağız. Son 4-5 saatimiz var, uçağa yetişmemiz lazım. Hocam dedi ki, ya Özhan, hani gelmişken keşke şöyle biraz da bir Kayseri'yi dolaşsaydık. Ondan sonra havalimanına gitseydik. Bu kadar basit. Uygulamayı elinize alıyorsunuz. Diyorsunuz ki, iki kişiyiz, iki saatlik şehir turu. Ardından havalimanı transferi. Hocam ne kadar verelim? 80 lira verelim. Bütçeyi siz bildiriyorsunuz. 80 lira. Sistem yöneticisi bunu onayladıktan sonra o lokasyonda bulunan tüm biz kullanıcılarının telefonlarına bu iş teklifleri düşürür. Bunu talep edenler arasından telefonunuzda hepsinin profillerine tek tek girerek istediğiniz kişiye bu işi atayabiliyorsunuz. Ardından kişi geliyor, sizi alıyor, Kayseri'yi gezdiriyor, ardından havalimanına bırakıyor, görevi tamamladım dedikten hemen sonra işveren tarafın telefonuna onay mesajı gönderiliyor ki ilk maksatlı olarak onayladıktan sonra söylenilen rakam karşı tarafın cüzdanına yatırılıyor ve arkadaşlar 24 saat içerisinde bu parayı nakit olarak alabiliyorsunuz. Vergilendirilmiş bir kazanç. Adınıza gerekli stopajla hemen ödenerek bu da belirttiğiniz mail adresinize gönderiliyor. Bireysel tarafı böyle. Buradaki aslında kurguları çoğaltmak da mümkün. Bir de bunun kurumsal tarafı var. Kurumsalda da birçok kurumsal firmanın vereceği mikro işleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Bunlar efendim marka bilinirliği olabilir, bunlar reklam olabilir, bunlar bir takım duyurular olabilir. Bunlar pazar çalışması, saha çalışması, pazar veri araştırması olabilir. Bunlar etki analizine yönelik çalışmalar olabilir.
birçok çalışmada. Bunu da bir örnek vererek gidelim. Şimdi BİS'in sınırlı sayıda kullanıcısı var. Türkiye için söylüyorum. 600 bin kullanıcı öngörüyoruz Türkiye'de. Bunun sebebi de aslında BİS'in her bir kullanıcısı için kişi başına düşen gelir miktarının belli bir seviyenin altına düşmemesi lazım. Bunu da bugün Marmara Üniversitesi değiliz ama Mayıs ayı boyunca başlayan, bugün ve devam eden etkinliklerimiz ve katılımlarımızla beraber Türkiye'de Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgelerine dahil olmak üzere 7 coğrafi bölgenin tamamında 21 üniversitede etkinliklerimiz eş zamanlı olarak devam ediyor. Ve her üniversitede temsilci arkadaşlarımızla birlikte koordineli olarak çalışıyoruz. Sizleri de tabii en kısa zamanda bu ailenin üyesi olarak görmek istiyoruz. Şimdi kurumsalda biz B'den S'ye pazarlama yöntemleri ve çözümler diye bir kitap çıkardık. B'den S'ye pazarlama, yani başlangıç ve sonuç. Hatta yine akademisyen arkadaşlarımızdan bir tanesi, ya bu arada ben süreyi inşallah atlamam falan şey yaparsanız bende öyle bir şey var, konuşunca devam ediyoruz. B'den S'ye pazarlama diye bir kitap çıkardık. Pazarlama bölümündeki akademisyen hocalarımızdan bir tanesi bana dedi ki, ya da Osman şu, hani bu eksik olmuş. Yani bu işte daha bir sürü şey var deyince ben de artık dedim ki, hemen şöyle toparlamak adına, hocam dedim, vallahi kusura bakmayın, ben zaten buradan kendimize güvenemedim. A'dan Z'ye demedik, B'den S'ye dedik, hani bazı eksiklerimiz olabilir diye. Şimdi bunun içerisinde, Wolf Eye Marketing dediğimiz bir pazarlama modelimiz var. Nedir bu? Direkt olarak hedef kitleyi öngören bir pazarlama modeli. Kurumsal firmaların ne işine yarar? Ve biz grubu olarak, bir topluluk olarak burada ne gibi fayda sağlayabiliriz? Şimdi sistemin iki temel unsurundan bahsetmek istiyorum size. Birincisi, sisteme üye olan kullanıcılar üye oldukları zaman güçlü bir profil oluşturmak zorundalar ki sistem onları en iyi şekilde tanısın. Çünkü kurumsal firma vereceği iş tekliflerinde yapacağı, bu arada bakın ben part-time ya da full-time'dan bahsetmiyorum. Boş zamandan, serbest zamandan, boş zamanlarınızı nakde çevirmekten, bunlardan bahsediyorum. Çünkü bizde 7'den 70'e herkes, 7'den 70'e bazı alışkanlığı 16 yaş, artık 18 yaş ve üstü herkes biz projesinden, bu uygulamadan istifade edebilir, yararlanabilir. Şimdi elinizde hayal edin lütfen bir ürününüz var ve bu ürününüzü pazarlayacaksınız. Size 3 tane model sunuyorum. 1. Diyorum ki bunları bilave yap. Ürününüzü sosyal medya aracılığıyla duyuralım ve 1 milyon görüntüleme garantisi veriyorum. İkinci seçeneğiniz, Türkiye'nin en önde gelen gazetelerinden bir tanesine tam sayfa ilanınızı vereyim. Üçüncü seçenek, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programının arasında 40 ya da 50 saniyelik görüntülü bir reklam. Bunlardan hangisini kabul edersiniz? Şimdi dikkat ettiyseniz aslında vermiş olduğum seçeneklerde bütçesel olarak düşükten yükseğe doğru gittim. Çünkü günümüzdeki en pahalı meşra televizyon. Bugün Türkiye'deki televizyon izleme oranı ortalama %10. Yani 80 milyon nüfusluk bir ülkeye baktığınız zaman prime time'da, yani akşam 20 ve 22.30 saatleri arasında yaklaşık 13.5 milyon insan televizyonu koşuyor. Bu rakamı biraz yükseltelim ve bunu 20 milyona çıkartalım. Lütfen bir hesap yapmanızı istiyorum. 20 milyon insan televizyonun başında, karşısında yüzlerce ulusal yer. Sizce, birinci soru, 20 milyon insanın yüzde kaçı olasılık olarak, yüzde kaçı sadece bir kanalı izliyor? Lütfen kafanızdan yapın. İkinci soru, sizce bu kanalı izleyen insanların yüzde kaçı araya reklam girdiğinde kanal değiştirmiyor? Üçüncü soru, sizce kanal değiştirmeyen ve reklamların açık kaldığı kişilerin yüzde kaçı bireysel, kişisel bir takım ihtiyaçlarından dolayı televizyonun başından kalkmıyordur? Dördüncü soru, hesap yapıyorsunuz değil mi? Dördüncü soru, bu insanların yüzde kaçı gösterilen reklamın hedef kitlesidir? Yani eğer bir çocuk bezi ise hedef kitle bir anne baba değil mi? Ağırlıklı anneler ya da bir mamaysa.
ya da eğer gençlere yönelik bir internet paketinin reklam kampanyasına yönelik bir şey yayınlanıyorsa, bu da ne olur? İşte 16-25 yaş arası gençler hedeflikte. Ya da eğer bir daire satışına yönelik bir reklamsa ancak o gelir grubunu ilgilendiren bir hedef kitle olabilir. Sizce bunun yüzde kaçı bu hedef kitleye ait? Ve son soru. Sizce bu hedef kitlenin yüzde kaçı bir gün sonrasında bu reklamı hatırlıyoruz? Üniversitedeyken kulaklarını çınlatmak istiyorum. Mustafa Boz, çok değerli bir hocamız var. Dedi ki çocuklar, bir önemli olan, yani bizim biliyoruz ki gerçek bir marka olabilmenin yolu insanlara duyurular yapmak değil. Bu insanlara dokunabilmek. O insana, o daha doğrusu o insanın, tamam, teşekkür ederim. 5 dakika var mı? Önemli olan o kişinin kaç tane duyu organına hitap edebilmesi. Biz de biz bunu yapıyoruz. Full speed marketing dediğimiz pazarlama modelimiz var. Bu pazarlama modelimiz de aynı anda on binlerce kişi görevlendirilerek bir anda milyonlarca insana ulaşabilirsiniz. Çünkü sizler her biriniz bakış açınızla, düşüncelerinizle, değerlerinizle, tecrübelerinizle, her şeyinizle farklı bireylersiniz. Hepinizin renkli farklı, dokusu farklı, damak tadı farklı. Ama bunlar o kadar kıymetli ve o kadar önemli veriler ki bugün X bir firma da markette kendi ürününü tercih etmenizi istiyor. Farklı bir firma en ekonomik olanın kendisi olduğunu ve kendi marketinden alışveriş yapması, hatta bir siyasi parti dahi kendisine oy vermenizi istiyor. Siz son derece güçlüsünüz. Bu kadar insan böyle bir topluluğu bir araya getirerek Türkiye'nin yeni nesil mobil iş güç uygulamasını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada da vaktim bitti için çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bir daha buluşabiliriz. Çok keyif aldım. Londra Sofra Restoranları patronu Hüseyin Özer'i konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum. Hayır, bu sınavda olur.
This is Hüseyin Özer. 40 years ago, he was homeless, living on the streets of his native Turkey. Now he's a millionaire 65 global, with a successful chain of London-based Turkish restaurants. I've achieved this all on my own. This is a great blessing for me. It's a table now. Come on, have a drink on me. Show me a talking man. Some. Come on. He's named his latest restaurant in London's West End after himself. I got to meet people. I greet them at the door. That's typical Turkish hospitality. And my own hospitality at the front of it as well. Get champagne. Yeah. I always like to use the glass of champagne, glass of wine, and that's how I started my business in the beginning. Okay. If I give them something, they don't this guy. Then they realize that I'm a chef as well. Hüseyin Özer is the face of the restaurant. He's the heart and soul of the work. Özer is a self-confessed obsessive. He micromanages everything, from the ingredients to the cooking. There's nothing else to buy. To the presentation. These are my friends. Turn down. Geldiniz Sayın Özer. Benim yaptığım araştırmaya göre siz Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geliyorsunuz. Doğru. Anneniz babanız ayrılıyorlar ve 7 yaşındayken sizi Erbay'a doğru. Niçin mi? Kimse istemediği için beni hayvanlara bir ilk bir ağaya verdi beni. Bu hayvanlara baksın, orada yaşasın dedi. Çünkü istemediği için doğdum çünkü personel. Yani, hayvanlardan dolayı istemedim. Hayvanlarla birlikte pazarlandınız mı siz? Pazarlandım bilmiyorum ama annem öyle söylemiş. Anne ona demiş ki, ne yediğini söylemiş. Ben de bir yoğurt koydum, ekmek koydum, doğru ben yer demiş. İlk boğazı tokluğuna mı çalıştın sonra? Herhangi bir para falan aldınız. Hayır, görüyoruz para. Hayır, para görmedim. Henüz 7 yaşındasınız. Ben hiçbir zaman görmedim. İlk okula için gönderdikler siz? Okulu tam giderken babam fikrini değiştirdi 3 yıl kaldı. Reşen diye kasarı yok oraya gideceğim. Yani o da yazılmaya 3 gün kala. 3 gün kala. Çabuk. Babam fikrini değiştirdi. Analık izin vermemiş. Allah Allah. Böyle bir imdadım da yok kendim dedi baba eskiden. Bu sefer de annem bunun gücüm gitti. Ben ortada kalıyordum. Yani üvey ailesinden kurtulmak için evden bir anlamda uzaklaştım. Zaten ben derin yanındayım yani evvelinde. Annem evindeydi, babam eski hanımla geri dönmüştü. Ben orada da kaldınız. Orada da bir yerle de kaldım. Hayatınız boyunca hiç okula gitmediniz. Peki okuma yazmayı unuttunuz. Çoban Tepeteci giderken ben karar yazı yazıyordum bir yerde. Çünkü çoban bir celal emmi vardı, o yazı yazmayı biliyordu, bana öğretiyordu. Onu da kendine neyse. Çok karda şey var. Taşla taş etmiyordum. Değnekle kara yazıyordum yani o da. Anladın mı? Burası çok doldurdu. Anladın mı? Kömürle doğru. Sonra 17 yaşındayken siz Ankara'ya geldiniz. Daha doğrusu Ankara'ya gönderildiniz. Ankara'ya gönderilme sorumlusu da var. Ben söyleyeyim. Ankara'ya annemin çok ucunu gitti ya. Böyle evlatlık öğretiyor babamdan diye. Bu sefer meçhul, yoğurlu belli olmuyor, müşrik olmuş oluyor. Annem de bu sefer çok ucuna gitti. Kocasına bir bilet aldırdı bana. Babam bulmak için ben Ankara'ya para kazanmaya gittim. Tabanca parası kazanmaya gittim. Babanızı öldürmek için... Annem öyle söyledi bana, ne kadar herkes öyle söylüyor zaten, Ankara'daki arkadaşlarım da öyle söyledi, hemşehrilerde. Bunlar da bulmak mısın? İşte usul öyle. Buraya yaklaşım, ben de onu bulmaya gittim. Peki, ne yaptınız Ankara'da, nerelerde çalıştınız? Ankara'da çalışmadım, kimseye çalmadım çünkü. Nerelerde tutattınız? Ulus'ta, Çakmaktaş'ı ben ünlü sattım. Sonradan da Sıriye'de, şimdi Atatürk'ü fark olmuş mesela. Bir tuvalet vardı, orada yaptım. Tuvaleti tıklattınız. Çok güzel bir yerde çok yerim vardı. Çünkü ben minnettarım bu tuvalete. Peki günde kazancınız ne oldu? Valla 75 kuruş yapıyordum. Onur da postacı cebesinde bir ciğerciğin anlaştı. Ciğer ekmek yiyordum 4 saatte bir.
Bana yetiyorum. Çünkü köfte hiç alamamıştım. Bir dönem her şey vermiyordu. Pazarlık dinlemedim şu anda. Kuyruk orada. Köftecinin yanında kimse yoktu. Tanıyordum tabii. Onun hemen çıktık Türkiye'ye gide. 75 köfte. Sonra alıp yiyordum. Her gün o kadar da yaptım. Tabii size telkin edilen babanı öldür şeklindeki azmettirici yaklaşımlar son derece yanlış, hukuk dışı, hatta vicdan ve insanlık dışı. Öyle değil mi? Onu biliyordum ben zaten de ceza vermezler, bunlar lazım falan diyorlar da herkes öyle yapıyor. Çocuk olduğunuz için. Tabii çocukluğun ceza vermez değil mi? Peki o sarmam için çıktınız. Vurma fikri nasıl kayboldu sizde? Vurma fikri ne önce? Ben de anladım bana bir de zehir verdiğinden. Niçin? Abim verdi zehir bana. Abim ince ince. Ölmem lazım. Çünkü dayı tarafından tavla kalıyor, anne tarafından tavla kalıyor. Tavlaların sahipleri var çünkü. Tavlaya okalamamam lazım. Dolayısıyla bazı sıkıntıların olduğunu biliyorum ben. İncek içinde zehirli mi? Öbür çocuklara söyledim de ona geldim de. Akşemem ben gülüyorum. O gün bir bayrak ettim ben. İyi ki zehirlenmişim dünya günü. Şimdi o gün azıksız dolaşıyordum ben. Bütün gün azıksız. Çocuk tutamaz anında. Anladığınızda çocuk avuç tutuyor o zaman. Bütün millet bana beyler, cumhurca sınarsın. Ne güzel bir yemek yedik o gün bilersin. Zehirli bir çok mutlu büyüm aslında. Peki ama Ankara'da ama çalıştınız. Daha sonra herhalde biraz daha fazla para kazandınız ki dünyayı fark ettiniz. İnsanlar da, diyaloglar sizdeki düşünceleri değiştirdi ve İngilizce öğrenmeye karar verdiniz değil mi? Doğru, ben İngilizce öğrenmeyi İsmet Paşa'daki kömürlükte karar verdim. Çünkü ben bir meyhanede çalışıyordum. İş bulmak meyhanede, biz ben inşa alıyorum. Kömürlükte ne işiniz? Çünkü ben oda tutmaya gittim böyle, kişilerden de gittim böyle. Cebimde para var, ilk defa param oldu ya. Orada bir hanım bunun ancak para kömürlük tutulur dedi. Eşim nikahımda da doğru geçmiş dedim. Benim de saflığın kesim vardı. Tuttum kömürlüğü. Odunları falan taşıdık beraber. Bir de lamba taktık kadın oraya oraya. Önce yukarı gittim. Yeter bu kadar insaf ya. Ben biraz sıkıntı. Sorular var mı bunlardan? Ali hocam var. Londra'da burada beni buraya getiren sen Ali Satan hocamız. Sağ olsun böyle bir emretli geldim buraya. Ben onlarla anlatayım kendisine. Hoca bizim restoranın birinde çalışıyordu. Şimdi ben de abi de bakın kendisi konuşuyoruz da. Burada hocayı alıp alıp yemeğe götürüyorum. Yeni bir lokanta açılmış. Bakalım hoca falan diyordum ama. Ben yeni bir lokantayı görüyordum da. Hoca tarihçi bana yemekle ilgili bir sürü hikayeler anlattı. Eğitim alıyordum ben önceden. Nedir? Hocam şimdi doğruyu söyleyeyim. Bir eğitim bağımında hoca Ali hocam da anlatıyor. Bunları daha bir bilmiyordu hocam. Bunları hiç anlatmıyordu tarihlerde. Zaten gizliydi. Öyle biliyordu. Ne gerek var anlatmıyordu. Çünkü dolu bir hayat vardı orada. Bu hiçbir şeydi zaten de. Bunlar eğleni anlatırken de çok şükür filan anlar diyor. Bunlar sakın üzülmeyin dediler. Rahatları ekmek de yokmuş, yemek de yokmuş. Bunlar hepsi boş. Şerefli yaşamak lazım sadece. Şimdi geriye dönüp baktığınız zaman çocukken şerefli yaşayınca bilince çok hani Nasrettin Hoca'nın yaptığı gibi değil ya, paralı param olmak gerekmiyor. Şerefli olmak gerekiyor. Ondan daha büyük bir çok ya. Şerefli, parasız, aç. Hepsi yapın ya. Grafiklere bakarım. Bir bankacıların konuşmasına gitmiştim. Ben grafiklerde gösteriyorum. Bizim de para vermişler bana. Ben oraya organizasyon arkadaşa verdim parayı. Ben ihtiyacım yok. Çünkü ben avluda vakıftan falan bahsedeceğim. İlk kazandığım parayla vakıf kurdum. Köşe izlediğinde değil. Keşke onu da gösterseydim. Sabrım kaçtı benim. Konuşmak istiyormuşsun değil mi? Ondan sonra. O parayı da Allah'ım lazım. Ve bunları çok karanlık da böyle kimse yok diyor bense. Bu karanlıkta şeyi söylüyorum. Yani para mala önemli değil. Para. Herkes para yaptı. Şimdi de yapıyor o parayı yapınca. Çocukken makarna yiyorlardı. Karede makarna yaptı. Karede yaptığı için karede yöndeyiz o arkadaşımla. Sonra pilav yapıyorlar diyorlardı. Parayı yapmışlar. Parayı yapınca para gidiyor. Yüksek bir sandalyede oturuyor. Çok rahatsız. Bir bardak kırmızı şarap alıyor. Arkadaşlar görsün. Biraz olsa görmez. Bir tane tendir diye bir makarna söyledi. Bilmem ne tendir. Bir tane risotto söyledi. Makarna bizim basit. Türk peyniri yaptı. Biliyor musunuz? O bol
sos çeken filan ne kadar su köyüsüne çeker onu yaptığını yaptığınızı. O pirinçten bal da. Bal da pirinci. En iyi pirinç ondan oluyor. Ya bu da parayı yaptığınız gibi bal da pirinci yiyorsunuz şimdi de. Neyse Türkleri gülmeyi öğrettim o zaman. Kendilerine güldü o arkadaşlar. Şimdi onlar da onu yiyorsunuz. Şimdi ben lokantacıyım. Lokantayla bağlantılı, hayatta bağlantılı. Ben resmenliğe bir anlatmaya gelmedim diye. İstemediğim bir şey var. Ben bir şeyleri anlattım. Mutluluğu yakalamak istiyorum ben sizinle beraber. Bir mutluluk diye bir şey var hayatta. Onu bulmak lazım. Para mutluluk değil. Adam olmak mutluluk. Adam. Şu hocalara baksanıza, hocamın emekleri vermişler, kaç para maaş ediyorlar hocam yani. Hiç ihtiyaçları oluyor oraya. Ama adam gibi yaşıyorlar ya. İş adamları gibi, bu kadar para yaptığında bu kadar kötülemeyip anlaşıyoruz da. Ya ara paramızın bir tane ara ya. Bir evin olur, o da yetiyor zaten. Yani bir eski de olur, bir araba lazım zaten. Allah kısmet etkisi bir de hanım olmuş. Kocam olmuş. Yani çok çocuk olur da yani. Çok para şeyler için lazım. Ayarı bozuk insanlar için çok para lazım. Ayarsızlar çok para kazanır. Çok para ister. Ayarı bozuk kim ya? İlla çok para, illa çok para der. Ama ayarlı adam, yurt dışındayım ben, makarnanın milletini düşünür. Ayarlı fiyat yapar, ayarlı yemek yapar. Kimseyi kazıklamaz. Kendime bağlantıyor söyleyip Türkiye'yi iyi temsil edeyim diye. Kalbine kaçıyor, ona göre bir çocuk var, kalbden başını tutuyorsun. Kızlara kalacak, kalbine. Oğlum bir araba alıyorsun diye bak, bir araba onu da hiç kullanmıyoruz onda. İnşallah ben öldükten sonra bir şey bir yerde saklanır durur. Filmde oynayan araba diye saklanır, öyle duruyor. Fukan Eçen'in komşusunu ben alıyorum, o daveti sarayı davet edince de yürüye ettim böyle. Hanımını alıyorum, bir gün oraya davet edilmiştim. Daha evde dedim ki dedi, işin al gelir. Konuşma, işin al gelir, gel dedi, bir kere dedim. Telefon yapmıştım, davetiye göndersin, gel dedim üstüne. Her gün araba yedim, bu arabamı da bilmedi, bir yedim. Sonra komşumuz. Hayat, kazık yaşamayı bildiği zaman çok çok para gerekmiyor aslında. Kimseyi kazıklamazsan, çok büyük bir tüccar olmazsan, hayatın düzgün olduğu insanlar seni seviyor, çok itibarlı olursunuz. Hocana nasıl itibarlıysanız, ben hocalarına kıskanıyorum. Talebeye de kıskanıyorum ve o şansı kaçırdık artık. Gençliğe bayılıyorum ben, gençlik, büyük gençliği, büyük enerji. Hatta ortak pazarın girilmesini istedim ben. Şu ortak pazar da eski moda şimdi, Avrupa bildiği şimdi. Aman girmeyin ya, İngiltere'de tam oy verirken ayrılın ayrılın diye camlara yapıştım, ayrılın ayrılın diye. Bir gün duyduğum zaman eyvah, İngiltere ayrılacak, Avrupa yetim çocuk gibi kalacak. Bir sürü çocuklar kalacak diyor. Sonra aklım başıma geldi, kalsınlar ya dedim. Kendilerine başladılar, büyüsünler artık dedim. İngiltere ayrılsın İngiltere, bir şeyleri Avrupa dedim. İngiltere, Avrupa'ya ilişik değildir. Amerika'ya dedim, dünyayı da dedim. İngiltere, dünyayı idare eder. Türkiye'de de böyle büyüklük var. İki tane imparatorluk var. Şu iki okula gittim şeyden önce. Tarih çocuğum var burada. Tarih hoca öğrettim. Kulaktan durma beni. Olma bilmiyorum. Durmadan da gazete okuyorlar. Lehim magazine gidiyor. Durmadan çalışıyorlar. Hiç mi oyun gitmem? Kahveye gitmeye gitmem. Futbol takımını tutmam. Futbola gitmem. Hiç. Hep öğrenirim. Başka bir şeyim yok. Para da saymıyorum ben hiç. O muhasebecisi ha. Bir kere başlıyor dedim. Mesleğim vardı ya öğretmenimiz. Köyü öğretmenimiz sonra. Sen oradaydın o zaman. Kasiye bizi koyunca bir daha da evim dokunmadı. Bak, bak. Köşeyi öyle o zaman verdim. Hiç parayı dokunmam. Öyle. Hani. Ben bir oradan bir oradan anlatıyorum. Ki hocalar bana soru sorsunlar diye. Talebeler de istedim soru sorabilir. Çünkü talebeler paranın yeri öğrenmiyor sonra. Paranın yeri gençlikte. Talebe ne desin ya? Talebe, bir talebe çıktı. Demiş, dört tane oldu şimdi. Demiş, dört tane oldu. Hep hocalara koyuyor. Bravo talebelere, ben size alıştım. Talebelere, şimdi geri dedim ben, bir sene bir şey var. Burada pazarlamadan bahsetti, bu beyefendi bize kardeş, burada yapmışlar, olsaydı yorulduk ya. Şimdi,
Dün akşam İbar Okulu'ndan da sana geldim. Orada pazarlama bir iş var. Çok önemli bir pazarlama girmiş. Gemilerde bakan geminin mallarını satıyor. O adam mı yoksa benim bir tarifi. Valla dedim benim sistemde o var dedim. Bak burada yazıyor bakan geminin malları. Benim dedim uçakla yazdım doktora. Bak benim geminin malları satacağım diye bir programım vardı. İngiltere'ye gidersen otobüse gittim. Bana yaptı da otobüs. Ondan sonra otobüse giresin giremezsen falan dedi. Giremezsen geri gelirim dedim. İşten çıktım buradan. Yemin eşyaları sattım. Çünkü eşyaları da otobüs parasını kazandım. Çünkü para yok. Anlatıyorum. Hem kaçmış gitmiş gelirlerden. İşte eşyaları birazdan almıştı. Birazdan ben sattım artık. Anlatıyorum. Neyse. Müdüre borcum vardı mobilyacı. O da ödedim. Dolandırıcı dolandırdı gitti yakalayamaz demesin diye. Hiç para kalmadı. Neyse. Yeri gelirse ne yapacağım dedim. Planım belliydi. Tabii ki Kostan şey arası, 60 Karabük arasında Kostan'da vatan geminin mallarını satıyorum dedi. Gelecektim. Londra'ya giremeseydim. Kart bastıracaktım. Telefon numarası, adres yazacaktım. Bu talebeler öyle olsun. Bakmayan geminin mallarını satıyorum dedi. Yemin ediyorum öyle. Orada burada öyle yazmışlar. Bak benim. Yani Kaptan Gemi'nin malları ya adam kandırıyorsun ya. Bak benim gemi'nin malı sat ya adam ben seni alayım diyor. Benim benim de yazılı. Yemin garantiye veren tek insan dünyada. Damağınıza göre yani. Köküyse iyiyse değil. Bir tek yapıyorsa değiştir. Balık köküyse değiştir resim ama öyle değil. Ben yapmıyorum en iyisini. Kendini üzerinde de değil. Kobay olarak ben kendi kullanımda. Benim bunun başında yazılı. Eğer sizin damak tadınıza uygun değilse onu ben geri alacağım. Geri alamazsam da aşçı ve patron ne diyorsan falan ünlüyüze yazıyor sonra ondan sonra ve yönetici falan. Bu mesuliyet bana ediyor, ben kendimi yiyeceğim yani. Böyle yazmak yaratıyorum. Bu da Alpas Damak kardeşimiz. Gazeteci. Londra'dan beni yazmaya geldi herhalde böyle daha sonra. Beni takip ediyor. Londra'da gazeteci aslında. Bu da benim her gün haberlerde A haberi yapıyorum. Ölmüş bir şey. Baksanız hemen tanıyacaksınız. Ve gün gördüğüm bir insan. Ne yapın? Bakmayan gelinin mi Allah'a satarsınız? Bu talebeleri söylemek istedim. Sayın hocam sizlere de söyleyeyim bari. Şimdi ben çok gelinlerden geliyorum ya. Hadi olarak bana anlatayım. Siz bana kızmazsınız. Hayır, işte ben şimdi ne kadar, kaç dakika konuşacağım, siz bana ayarlayın da söyleyin, akademisyen vardı, söylüyordu da. Yani müşteriyle ben zavallı gözüyle bakıyorum, biliyor musun? Müşteriyle değilip gözüyle bakma. Zavallı, gelmiyorum. Efendim, ben bir hanımla geldim, Hüseyin Bey, şu kızı benim için tavlar mısın? Ama bize itibar et, iyi yemek yer, sadece bir şey yaptı, bir de kazıklamadı. Vallahi ben onu yapıyorum. Öyle bir gün rahat var, işleri rast gitsin, birbirlerini sarmasınlar istiyorum ya. Sarılmaktan daha güzel ne var diyor, ne bileyim ben. İnsanların mutluluğu beni mutlu ediyor. Ben orada çobanlık yapıyorum ya dedi. Hayvanların mutluluğu beni mutlu ediyor bu çocuk. Hayvanlar elinde ne oldu? Bir Ankara'ya geldi. Sonra Londra'ya gitti. Kala kala insanlara kaldım ben. Hayvanlara yaptığım aynı şeyi müşterilere yapıyor biliyor musunuz? İnsanlara. O da tuttu. Bir kuzu gibiymiş, kuzulara, oğlaklara baktım. Kapıda kuyruk oldular. Hadi hocam şahit, bağlamda şahit. Alpaslan Kırkçı'nın kardeşimiz şahit. O da gönlü kuyrukları. Kendimiz, bizim mahalleye Türk gelmiyor zaten, mahallede Türk yok. Bizim Türkler gelirse gelse, Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'den falan gelirse. Ah, sofra diye bir şey varmış, duyduk. Yemekleri güzelmiş falan diyorlar. Bir de güzel mahalle. O güzel mahallede Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de pahalı lokantalar geliyor burada, krallar, duvarlar, krallar var. Oraya geliyorlar, orada bakıyorlar, gidiyor. Türk yemeği girmiyor insanlar. Türk yemeğini adam gibi yaparsan ya. Şimdi Türk yemeğini, Türk'te ejde giyme olarak yapıyorlar. Biraz İtalyan, biraz Fransız oluyor, biraz İtalyan oluyor, bir şey yapıyorlar. Türk yemeği sanki kötü bir yemek. İtalyan kültürü var, Fransız kültürü var, Çin kültürü var, Japon kültürü var, Türk yemeğini yapıyor. Bir de çatalı kaşığı da ona veriyor ya. Bir de sadece çatal kaşık da bir milyonlar bile ne yapıyor? Milyonların ne yapıyor? Arapların ne yapıyor? Türkler ne yapıyor?
kebap satarmış, sarhoşta. Ulan kebap cebette gibiydi ya. İkimizde Fransızlar şeyi bile var ki Türklerimizin İngilizleri. Rozbif, gentleman gibi. Türk gibi kebap ateş değmesi düşüyor. Ne kadar güzel. Aşçıda zaten bir defa Polo'ya gitmiş, yeni yıkamış, gelmiş, atmış. Ya bir kesiyor, değmeden veriyor. Kesiyor, kesin veriyor. Ben de deneyeceğim zaten, ondan da. Türk yemeğini geliştirmek kültürüne sahip çıkmak lazım yurt dışında. Ben onu yapıyorum, haberim olsun. Ben şimdi buraya geldiğim için o kadar benim başımda hem de korun değiştiriyor hem de başımda alıyorum. Ben orada olduğum zaman 1000 pound ile 2000 pound arası satış yüksek oluyor. Ya o kadar para kaybediyorum ben ha, haberim olsun buraya geldiğimde. Sizin ne kadar sevdiğimi görüyorum, parayı değil sizi seviyorum. Bak, sevgiye muhtacım ben. Sevgiye size muhtaçsınız, paraya değil sevgiye. Yeterince sevgi olunca para gerek yok orada. Şu üretmek ediyor. Türkiye'yi yurt dışına giden seyretmek ediyor. Bu lokantaların da reklam gibi oldu ama bu söyleyeyim size bilgi verin. Niye başarısı, nasıl oldu? Başarımız belgelendi. Müşteri yıldız diye bir şey var bizim meslekle ilgili. Dünyanın yönetleri yeter olarak bir yıldız verirler. Bir lokantamızda bütün yıldız aldık. Granita diye bir lokantam var. Adı değiştirmedi ama satın almıştık. Son bir lira kontrolarını anlaşma yaptı dedi. O da yıldız aldık. Alparslan Bey de şimdi ilk defa duyuyorsun yıldız aldığınızı. Hiç ölmüyor, standart bir yok var. Hani hocam dedim, o zaman yok var. Yıldız aldık. Dünyada almış ilk yıldızlı Türk lokantası. Ve gözleri açtık bilgisinin altında. Şurada gösteriyoruz dedi zaten. Bir de köye koydum üzerine. Ozlar olmasın diye, köylensinler bir şey. Özel yaptık. Orada da kırmızı kitabı var Michelin'in. Hepsine tavsiye edildim. En iyi Türk yemeğiydi dünyada diye. Ondan sonra Alpasta Meydasi'nin arkadaşımız orada gördüm, şahit oldu. Hep geldi, tam da karşımda görünce hatırlıyorum şimdi. Middlesex Üniversitesi'ni tuttu. Çok el alan yetiştiriyorsunuz ya. Bizim work-based learning programımız vardı. Work-based learning. Dedi sen bunu uyguluyorsun. Bir sürü eleman yetiştiriyorsun. Herkes oradan açıyor. Londra'nın evini terör kaldı. Sizin içeride yetiştirdiğiniz silahlarlar oldu. Ve iş adamları da öğretiyorum. Lokantacılığı da öğretiyorum. Mutfağı sağlar. Şimdi de bir adamı öğretiyorum. Hepsini yapıyorlar. Böyle olabiliyor. Kitaplar, okullar böyle değil ama inşallah ben yapacağım. Londra İngiltere arasında, şey Türkiye Londra arasında. İnsanlara faydam olsun demeden diye. Şimdi Work Based Learning programı oldu. Middlesex Üniversitesi Teknik Üniversite etiketi verdi. Onuru verdi. Bizim hala logomuzda Middlesex Üniversitesi Work Based Learning programı uygulanıyor burada diye yazılı orada. Üniversite oldu dünyada ilk defa. Birçok olarak gitmemiş adam üniversite oldu. Yani. Dünyada bir tek oluyor. Alparslan'cım şahit. Dünyada ilk kişilik de tektir dedi. Lokantacılar arasında değil. Üniversitenin ilk defa. Üniversite olarak dünyada ilk. Allah'ım şükür ne güzel bir üniversite ya dünyada ilk. Parayı satın alamadı tabii. Hoş bir şey. Paraya ne gerek var? Anlamadım. Ondan sonra aradan 2 sene geçti. Westminster Üniversitesi tuttu. Doktora vereceğiz herhalde. Sakın vermeyin ya. Belki bizim başına bir dert ki niye gitmeyin, doktora gitmedin filan, ayıp olmasın filan. Middlesex öyle dememiştim, ben öyle bir kursa belli. Doktora vereceğiz, doktora filan da var ha. Böyle göstermedim, ben anlatmıştım. Kim bir kuşağı filan, herhalde 10 tane doktordan bir tane de bana düşüyor dedim. Oraya gittim, bir tek tane vardı. Allah'ım. İtibarlı hocalar rektörü, ondan sonra şans olarak da rektörü. Hepsi beraber gidiyor. Beraber fotoğraf çekiyorsun, giyindiriyor, kuşanıyor falan. İngiliz arkadaşlar var. Benim böyle arkadaşlar hem İngiliz mi? Onlar da geldiler zaten böyle. Doğuş, burada bir sekreterim var. O da orada heyecanlı. Ah doktor abi diyorsun. İnan diye öğretim görevlisi o şimdi bir sekreter kız. Ondan sonra şey oldu. Bir baktık bir tıklar var. Bir şaşırdık da var. Oradaki çansılar reklamı dedi ki, İki dedi, memleketi birleştiren kapı dedi. 4 dakikalık bir konuşma yaptı, 5 dakikalık. Bir 4-5 dakikalık da bana verdi. Bir de orada doktor aldı, değil mi? Sonra Pakistan'da bir aile vardı, kızını öldürdüğüne yabancıyla evlendi diye. Çok fazla Müslüman vardı orada. Büyük bir salon tuttular. Her zaman üniversite verilen doktorlar, bir şeydi.
Bu ürünü zaten kolda verildik. Ondan sonra bakayım dedim doktora açabilir miyim? Rula yapmışlardı. Açayım. Bakın dedim ben dedim şirketi duyduğunuz ya bağlantılı klinik. Onun kilin yapmadı. Onun kilin yapmayınca ben onun sözünü dinlemedim dedim. Bak onun oraya doktora verildiler. İngilizce söyledim ben bunu değil mi? Hayır bunu değil mi? Onu da herhalde onu biliyorsunuz. Tecrübe nasıl etti ben bilmiyorum da işte. Onun doktorası aldık ben dedim. Onun kilin yapmadı. Yani babamı öldürmedik. O onur, onur meselesi ya Türkçe'de onur zaten. Onu yapmadık filan değil. Öyle güzel bir kahve aldık tabi ayakta. 4 dakika konuşma defa alkışlanmış mı? 5. alkış istiyorum ben de 4 defa oldu mu? Anadolu Ajansı gelmiş o zaman o haber oldu bu arada. Ondan sonra tek ejent gelebiliyoruz çünkü o zaman üniversiteye. Alkaç'tan gelememişti. Neyse. Orada dedim şu fire escape'in üzerinde oturan bir ailem var dedim. Bana bakıyorlar yıllardan beri. Christmas zamanından yıllardan beni tarihi çekiyorlar. Onlara bir alkış da onlar için istiyorum dedim. Hemen arkadan bağırdı. Jeremy dedim şansına. That's not fire escape. It's a queen's house. Özür dilerim. Kraliçenin oturduğu yermiş orası. Ondan sonra bir bayramında kraliçenin bacasını oturtmuşlar öyle. Bir alkışta bir alkış da onları aldık. 5-6 aldık. 4 defa konuştuk. 4 dakika konuştuk ve öyle bir de doktoramız var. Ne kadar güzel bir şey. Bilmeniz için herhalde anlatıyorum. Kader kısmeti Allah'ı da karıştırırlar. Çünkü şurada ömrümde burada anlatmak çünkü uzun sürüyor. Dedim ki şimdi ben dinler oldum. Kabinete yapıyorum ya. Artık köşeye döndüm. Köşede şiir mi oldu? Kalem kağıdım var. Şiir yazıyordum durmadan. Anlatıyorum. Tuvaletleri de bana kullandırıyorlar. Hiç düşünmüyorum ya. Kabinete hiçbir şey yakamasını edemezsin. İkinci bir de ceketi almıştım. Pencere meydanı bir yer oradan. 16 düşkü yer, siyah bir ceket. Pilotumu değiştirememiştim ama. Halen bari o siyah beyaz olmuştu. Harita gibi duruyordu. Devrilmişti. Hamama gittiğim zaman onu çıkan bir yer de yok. Devrek bir donum vardı. Halen daha devam ediyordu. O kadar para olamadığı için. Biz pilot şey vardı ama işte. Halen peşeye dönmüştü. Kuş gelmişti çünkü. O ya da namaz önce sesinden kalıp dinler oldu ben. Dinler olunca ya dedim inanmıyor ne yapmaya dindar oluyorum acaba ya bak diyorum dindarlar şarabı değil, kaya kokulu, müsün var yani. Bak diyor bana Mercedes'e diyor, dindarla da alakası yok diyor. Ama ne bu kadar şey ne? Neyse, bak din bana çok uyuyor. Allah Allah ne güzel doğru oldu, onu yapma, bunu yapma. Sonra babayı öldürmekten yok, kendisinin kolundan mı yaralasam bile demekten falan. Doktor birinin beyninden bulayım filan derken ondan ya yapmayın doktor bu kadar toka bakın filan diye bir şey bilmem ne kere şu adamlar da diyor öldürmeyi filan diye diye yavaş 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 öldürmekten adam öldürmekten vazgeçtiğim gibi babamı öldürmez diyecektim annemin isteği üzerine filan hiç oldu çünkü Türkçeyi ancak öyle söyleyebilirim daha düzgün şekilde bilmiyorum çünkü unuttum onun ne kadar demesini anlarsan o bugünden programında da diyemedim onu öyle kaldım gayrimeşim yani. Neyse onun onur meselesi oluyor. Bir ki öldüğüm ömrü. Hanımı söylemiş. Ben de hep ruhuna dua ediyorum. Ondan sonra kandırılmış. O da hep gelmiş. Kaderim güzel varmış. Kaderim bir şey var. Kaderim bir hakkı var. Senin kaderiniz ya. Sahip çıkın iyileştirin onu. Ondan sonra sahip çıkın kendine sahip çıkın. Neyse ya bak bu dinden oldu. Böyle bir şey böyle bir şey. Ya biz senin dini gelebiliyoruz günah işleyince. Hapse yat, geri gel dedi. Tamam, aldığıma da uyuyor, bir adam ol, şunu yap, bunu yap falan derken. Ondan önüne gelince babanın simit ve sonra maydasını öğretiyor. Ha, simit ve sonra aklını vursun falan diyor abi. Şimdi nereye geldin, artık para kazanmaya gidin, artık tabanca alacak, babam olacak falan derken. Bir işte bul bul falan derken. Şimdi ben dindar oldum. Dindar olunca, eyvah dedim. Bu Allah'ı peygamberi tanımayan ya, cehennemde yapacak. Dur dedim, 11 yaşındayım. Ya yazın dedim bu insanlara yazmasın da orada. Ben İngilizce öğrendim dedim. Para kazanmak için İngilizce öğreniyor. İnsanlar mahvolmasın ben İngilizce öğrendim İngilizce dedim. Orada gömülükten çıktım. Bir sene daha kaldım orada. İstanbul'a gittim. Bir baktım sana iyi maaş veriyorum. O ilk kazandığım maaşla İngilizce öğrendim kendime.
Şimdi sizin bunlarla, Gondor'la iki tane arkadaşım var, bunların hepsini haberle yapacak. Size bakıp konuşuyorum işte. Ve biraz da buraya bakıp isimle diyorum. Ya buyurun, bizim hikayeler böyle. Kimseyi de sen bana peşine gelmiyorum. Şunu yapıp bunu yapıp, para burada demeye de gelmedi. Dürüst olun, çok çalışın, sadece dürüst olun. Para böyle de takip ediyor. Su gibi akıyor arkadaşlar, böyle gelir bak. Sen de dürüst olun, benim tadımım var, Gondor'da İstanbul'a geldim. Biz sen başarılısın, niye başarılısın biliyor musun? Sen safsın, seni İngilizce'den onun için seviyorum. Tabii ki safım. Ne güzel ya. Saf olun, saf. İşleriniz nasıl gider? Hadi bakalım, talebeler, saf. Babanızın sözünü dinlemeyin, tamam mı? Benim sözümü dinleyin. Baban sana uyanık ol oğlum diyecek. Sakın babanızın sözünü dinleyin. Benim sözümü dinleyin ya. Saf olun, saf, temiz olun. Herkesin sevecektir. Ne saf, ne temiz olun. Böyle olmayın size. Hayvanlar öyle seviyorum. Ben keçini seviyorum. Ben de saflığını değil mi seviyorum ben? Devam edin. Bunu seviyorlarmış. Safı iyi ya. Ben hayvan sevgisi aldım. Yeni yakınız vardı. Bir bağırıyordu. Ben beynine ama geliyor. Sen tutamıyorum. Değil mi? Bir türlü numaralar yapalım. Ben bir çağırdım. Bir de boynumu uzatayım. Yılları takayım da bana teslim olsun diye. Annenem vardı. Bu deli at oğlum. Bu senin sürür mü? Sürür ben götüreyim dedi. Küçüğüm ya. Yani yavrum tutmak için beni götürüyor adam bizi yerine. Bakın, hani yeni hayvanları ne? Adam ediyorum ben. Senin çocuklarınızla adam olsun. Hata yapsınlar. Tamam mı? Ben ileride söylüyorum. Hocalar siz de çocuklarınızı olsun. Bir şey kalemine sevin olur mu? Tamam. Benim bir çocuğum olmadı. Ben hocaları çok seviyorum da. Sevgilerim var. Durun böyle, burada bir doktorum var benim de. Bir tane hanımın bir koçları öğreten koçluk yapabilmesi var. İki kitapları okuyor, okuyor. Koçluk kitaplarını. Dünyada 20 tane var. Bunlardan en başarılısı bir tanesi benim arkadaşım. O Türk. Bu okuduğun kitapları okuyor, okuyorlar. Son birkaç senedir. Bu birinci niyet bu alıyor. Geliyor okuduğu kitapları benimle mukayese ediyor. Benim işim var, biliyor musun? Ne bak, okuduğu kitapları. Kitap olmayan şeyler bende var, haberdar olsun. Ondan sonra damar taşıyıp hepsini de yürüyüş. Öyle bir durum var ya, öyle bir güzellikler var. Vay ya, bakan en iyi bir pazarlama, pazarlama için talebeler var ya pazarlama. Pazarlamadan daha para hiçbir şey yok. Benim örnekleri bazı menüler yapıyorum ben. Ekonominin durumuna göre. Mesela köyün şey geldi mesela. Brexit diye bir şey oldu, ayrılma. Brexit nasıl olacak diye hissediyorum da, menüsünü yaptım akşam, menüyü koydum, sabahleyin Brexit oldu. Herkes geliyor, fotoğraf çekiyor, Brexit menüsü. Kurduğum fiyatın kaçını. Ondan sonra toplaştık. Ondan sonra bir bankacı çocuklar gittik, ya diyor, fiyatlara baktığımız zaman diyor, bilmem ne tarihi oluyor o tarihte, bir menü çıkartıyorum bana. Tam Rusya'da veriyorum, gerçekten Rusya'da. İçiyorum. Ya onun yanında bir kahve içer, bir bira içer, bir şeyler içer falan diyor. Bana su içer, oradan kazanır tutar. Çok para lazım değil. Doldurmak lazım ama. Dolu olmayan yere. Bilmiyorum. Ben koyduğum bir tanesi boynuna tuttuğum zaman öbürlerde su yapıyordu kendisini. Çobanlık çok iyiydi bu meslekte. Çobanlık çok şey yapıyor. Neyse. Bilgisizim ya, çobanlığımı yapıyorum. Bu arada bırak. Ben o kalabalığı yakalıyoruz orada. Ekonominin şok tanesinin meydanı anlıyorum ben de. Ben de ekonomiyi durmadan takip ediyorum orada. Mesela şimdi de birincinin, benim adı Brexit'ten sonra Rusya'ya karşı Amerika'da Avrupa'ya birleştiği bir kere sarayı desteklenince benim önce Brexit'ten şey çevirmiş. EU vs. UK yani maç. Friendly menu. Avrupa ve İngiltere arkadaşlık menüsü yaptı. Şimdi onun da modası geçti. Şimdi menüyü son sefer yaptım. Şimdi yemeğe en son moda sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı yemeğe yazdım. Menüyü başına yazdım. O da var tahtayı koydum. Alpa sen bir şeyden yok da. Ben geldikten sonra yaptım. Ben bir şey var. Ben bir şey var. %99.9 sağlıklı. %100 lezzetlidir.
Tamam mı? Bir de bugün kıyasla yemeğim var ya, benim evde kesiyorum ben. Evet. Günde 10 fotoğraf çekiyor şimdi. Bu da bu şu anda. Marketin gitmiş, pazarlama neymiş? Arkadaşlar, bu çoban anlatıyor şimdi. Şimdi soru soru zamanı bitsin ya artık. Soru sormaya başlasın daha, değil mi? Değil mi? Tamam. Başka bir şey var mı? Ya, ulan buradan gelenler, neyse soruya dur geçelim artık, soruya. Tamam. Hüseyin Özel'e teşekkür ediyor. Plaketini vermesi için Sayın Profesör Doktor Ali Satan hocamı kürsüye davet ediyorum. Şüpheleri kaçırmayın lütfen.
Gazetecimiz çekiyor, siz de çekin, ruhunuza yemek istiyorum. Şu Ali Hoca'nın hatırası. Marka olduğunu kendisi anlattı. Ben çünkü seni anlatamıyorum. Marka, dünyada bir marka var, Türk bir markası, o da sokak. Türk olarak dünya. Uçak yapsak kimden anlattı? Sana mesele değil. Her yerde her şey yapıyor. Türk kültürü markası. Türk kültüründen hani yüz kültürü marka oluyor ya. Geçen bir İsrail'den lokanta açtı Londra'ya. Lokantayı İsrail'e bağlıyorlar. Bu yemekleri İsrail'de güneşli ve denizli yerde giyiniyorlar. Ama ben Türk broşürü dayatıyorum orada. Ben yapmıyorum, durmadan. Peki ben ne yapıyorum orada? Marka değil de öğretmiyorum, markayı çok çıkarlar. Markaya ihtiyacı var çünkü Türkiye'nin onu da Allah anlarsın. Benim para ihtiyacım yok. Hadi para bir tane beden marka olsun. Hadi sen de. Mikrofonu verin, tamam. Bir soru sorun, ha? Acemeyin, ha? Tonç Çekil Üniversitemize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir girişimci örneğisiniz gençler için. Sol tarafımda oturanlar benim denetim yüksek lisans öğrencilerim. Dersi bıraktık, buraya geldik. Özellikle sizi daha evvel izlemiştim. Bunu görünce hayat dersi çıkarmak için kendilerini buraya getirdim. Ne kadar çalışkan birisi olduğunuz aranızdan belli. Müstesna bir insansınız ama ekibinizi nasıl seçiyorsunuz? Çalışanlarınızda ne özellikler alıyorsunuz? Saf ve dürüst olmaları o ilk bakışta anlaşılır bir şey de değil. Hocam, siz bilmeyen talebelere az öğretiyorsunuz ya. Ben de bilmeyenlere az öğretiyorum. Kim bilmiyorsa alıyorum. Şu an kardeşimiz vardı, uzakta çalıştı. Benim ilk yanımda arşivde kimse yoktu, biliyor musun? Hiç yok. Mühendis vardı, gazeteci vardı, doktor vardı. Her meslekten vardı, çok vardı değil mi? Ben sonra gençlerim var, mühendisim değil mi? Ne, neler var? Sofra'da bizim zamanımızda söyleyeyim ben. Herkes üniversite mezunu, yüksek lisansı doktora yapmak için gelmişlerdi. Bir ara mesela Ulaşağı aldığımız arkadaş uçak mühendisliği artı master vardı. Öyle girdi oraya. Ondan sonra bütün kadro böyle. Yani okumaya gelmiş öğrenciler Hüseyin Bey'in tezgahından geçerek yönlendirmeleriyle usta birer aşçı, usta birer şef haline geliyorlardı. Benim sürecimiz. Bir tane doktor vardı Konyalı Mustafa Hoca. Her gün pantolon tekrardan kemer takıyordu, yani yeni pantolon aldı. Koş durup duruyordu. O zaman var mıydı hocam, sen bilmiyorum ama doktorun yoksa herkesle yüksek bir muhalde gibi. Ya bizim bir kere bak, ne sanacak? Boyumuz kötü. Ya diyorum, ne diyorum? Bir karşı yanında. Biz bana psikologluk yap bakalım, Mustafa Hoca. Ben psikolog olmam, ya diyorum. Ben bir onlardan daha yüksek, onlar bizim aklımızda. Benim hatırım için de kardeş. Dikkat, bize geldi, benim bir gece. Dalga geçiyorum hayatta. Hoca ya, böyle bir tanesini. Bak dedi, bir dönemde yaşlı teyze, doğum tenanda duruyor, ne olacaksın? Bir işi var bir şahsı. Bir tarafın altına gitsin ya. Bir tarafına kamyonu, görsün gitsin ya. Hoca, tam içeri gitsin hocam diyor. Yani bir de bir satmalıya zamanlar, bizdeydi o zamanlar. Söylemedim seni yeni. Bankayla problemimiz vardı. Hep onu böyle dalga geçiyoruz lan. İşte hocam diyor, sizlere söylemiyorum. Ama senin özellikle ben yemekleri götürüyorum bu arada. Yeni yemekleri öğrenin, dünya yemeklerini görüyorum ama Türkiye'nin geliştirir diye. Siz hocalar dünyayı biliyorsunuz, Türk talebeleri de düşünüyorsunuz. Ben dünyayı bilip Türk yemeklerini geliştiriyorum böyle yerde. Tamam, haberiniz olsun. Millete de duruyorum ya, bak bir şey var benimle. Kimseyi biliyor musun? Hocamız bir dinlemiş küçükler, küçük kızlar. Bu hocam olunca olursa bir yemeği bilirsin başım hocam ya. Kalbelerin kadar güzelsin. Belki şunu söyleyeyim Hüseyin Bey. Hüseyin Bey'in çalışanlarıyla ilişkileri normal patron ilişkisidir. Patron lafı serbest zaten. Çünkü bizim ilişki patron dediği zaman çok gücüm ilişkisi. Tamam. Bana sana bu kadar ama mesela biz konuşmanızın başında söylediniz. Herkesle sadece benimle değil, herkesle iyi ilişkileri olurdu. Herkesten alacağını alırdı Hüseyin Bey. Yani o değerlendirme
safhası. O ilişkiler içerisinde gelişiyor zaten. Bir de her ilişkinin en büyük özelliği, başarının arkasındaki şey. İşini çok seviyor ve işini çok sıkı takip ediyor. Evi zaten hemen yakındaydı iş yeri. Sabah akşam hepimizin üzerinde şimdi çok sıkı bir patron da aynı zamanda. İşi takip eder. Önemli bir şey. Hocam ben kişiyle parayı sevdiğinden değil. Tersini söyleyeyim ben. Tersini söyleyeyim ben. Kendini seviyorum. Kendini. Beni keşke sevdi ya. Senin ne düşünür müsün? Beni açıyor mu? Benim mesela karı kaçı da beni beğendiğinde gelin pat diye koynuma girdi. Ayaklarım birbirine yaptı. Beni hayvanlar seviyor. Ben onlardan sevgiyi aldım için kendimi de sevmeye verebilirler. Kendim iyi şeylere layık edildim. Yaptığım şeyler iyi olması lazım dedim. Onlar da insanların sevgisinde öyle hayvanlardan aldığım sevgi olsan benim insan da öyle. Öyle, benim sevgim için. Benim sevgim herkes bir iş yapıyor ya. Kendini sevdim, bir şey sever. Ha, yakan dediğinizi yemin ediyorum sevmeden başladım. İstemeyerek yaptım. Çünkü kızlar çıkmıyordu dünyada. Bakan dedi, ha, kesin falan dedi. Zaten ben de burası çıktım, bakımda dedi. Ben de beğenmiyordum işte. Kızlar beğenmiyor, ben de beğenmiyor. Çünkü bana kızlar çok daha sonra. Hiç kız beğenmiyordum. Çok önemli. Ben de söyleyemiyordum. İşte kalemi falan. Ya sevim. Böyle, ya kendine de gidince ben. Cennet öyle bir nasıl gidiyor. Hak kulağı geliyor çünkü. Cennete gidip şu kulağa destek falan. Vallahi öyle sanmış. Kendi kendine başka iş var mı yapmak ya. Hiç vermesin olsun. Çok teşekkürler. Ya rica ederim. Var mı başka soru? Soru yok herhalde. Tamam varsa ben de sormak isterim size. Buradayım. Ha buyurun hocam. Buradayım. Merhaba. Doçent Doktor Tülin Mankoç. Geldiğiniz için çok mutluyum. Şöyle ki, keşke öğrencilerimiz olsa da görseydiler. Sizin bir hayat, anlamlı bir hayat anlattınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Olumsuzlukları göstermeye çalıştınız ama her olumsuzluk bence olumlu yola giden bir adımı gerçekleştirmiş. Ve bu adımı da hep sevgiyle her şeyi yaratmışsınız. İnsanda eğer sevgi söz konusu olmazsa yaşadığınız her şeyi olumsuz görürsünüz diye düşünüyorum ben. O yüzden o sevgiyi var ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Şimdi benim sorularım var size. Bu Michigan restoranları diyorsunuz ya, yıldızlar, zinciri falan filan. Şimdi biz çok güzel bir mutfak kültürüne sahip. Anadolu mutfağı diyoruz, Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı diyoruz. Benim evimde pilav yapıldığında şöyle kaşığı salladığında tereyağı çıkmazsa o pilavdan o pilav pilav değildir. Nedir? Derdeni yemeyesin. Ya sormayın. Şimdi zeytinyağlar var. Ne kadar güzel mutfağımızda. Kızartmalar var, salatalar var. Türk mutfağının her şeyden çok öte bir mutfak olduğunu düşünüyorum. En azından bazen yurt dışına gittiğimizde ekmek bulamıyoruz yemeğe. Ama ben okuldan çıktığımda, acıktığımda hiç utanmam. Fırına girip ekmeği alırım. Kopara kopara yiyerek eve giderim. O benim için bir lükstü. Ben de o işi sevgiyle yapıyorum. O keyfiyeti sevgiyle yapıyorum. Şimdi siz Michigan restoranlarında bir yıldız olmak, bir ödül almak çok mu önemli? Çünkü ben incelediğimde veya gittiğimde bir kere rastladım. Benim önüme gelen tabakta, kocaman tabakta bir şey yoktu. Anlayamadım, algılayamadım. Kültürüme çok ters geldi. Yani bir süsleme sanatı var. Ama o süsleme sanatını yaparken yemeği zaten çok soğutmuşlardı. Önüme soğuk geldi. Lezzetini hiç algılayamadım. Ama yıldızlı bir yemekti bu. Halbuki ben şöyle sıcacık bir mercimek çorbası yediğimde yıldızlar zaten gökyüzünde uçuyor. O kadar keyif alıyorum ki. Yani siz o sofrada yani restoranımızda yemek yaparken ödül aldım dediniz. Mesela hangi yemekle ödül aldınız? Ben onu çok merak ediyorum değil. Tamamından aldım. Harika. İkincisi, yurt dışına gittiğimizde veya burada yabancı şeylerde de oluyor, gözlemliyoruz. Biz kendi kültürümüzü İngilizlerin tadına göre değiştiriyoruz. İşte İtalyanların tadına göre. Osmanlı mutfağı, Türk mutfağını, Anadolu mutfağını bir türlü bazen sabit kılamıyoruz.
Hep insanların tercihlerine göre onların tatlarını değiştiriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Bu tatlar gerçekten bizim şurada yediğimiz gibi. Öyle olmasını rica ediyorum. Çünkü bizim mutfağımızın ötesinde bir mutfak yok. Tamam, teşekkür ederim. Hemen anlatıyorum hocam size. Bütün Türkiye'ye Londra'da neresi diye sorduktan zaman bana bizim köylerim diyor. Sizin köyde neresi diyor? Türkiye Cumhuriyeti diyor. Komple bir üçler bir üçler diyor. Yurt dışındaki adamın köyü memleketi olması. Bu toprakı tutmam, ondan sonra hakim tutmam, din tutmam, mezhep tutmam, bu memleketi ayırmam. Sadece Türkiye Cumhuriyeti benim baş tacım yurt dışında. Yurt dışında halkın ortasını ben varım. Elçilik orada duruyor. Konsolosluk orada duruyor. Polisimizin içine herkes benim yanına geliyor. Turizm müdürlüğü de orada duruyor. Öyle dikiliyor. Bir tek benim yanına geliyor sana. Benim yapmam gerekiyor. Bana düşüyor. Böyle ben de her şeyi, bütün Türkiye'yi tarayıp yemeğini yapıyorum. Bütün Türkiye'yi. Hiç ayırt etmem. Ama Türk yemeği yapıyorum. Lezzetli yapıyorum. Sağlıklı yapıyorum aynı zamanda. Lezzetli ve sağlıklı dünyada bir şeyin geldiği gibi söylediğim şey var. Dünyadaki bütün yemekler arasında benim yemeğim favori. Onların favorisiymiş. Doğuş yanında sekreterim burada, Koç Üniversitesi'nde şey, sözü veriyordu bana. Şahidim vardı orada. Dünyadaki tek favori yemeğimiz senin yemeğindir. Nasıl oluyor? Lezzetli ve sağlıklı. İkisini bir arada almasın, nasıl ürpas edilir. Tamam. Hem lezzetli hem sağlıklı yapıyorum ben. Onun için de benim saçlarım da yerimde duruyor. Ondan sonra kendimi veriyorum. Hakikaten seyahat bile edemiyorum. Korkuma kötü yemek yiyeceğim diye. Londra'nın dışına çıkamıyorum ben kendi yemek yiyeceğim diye. Türkiye'ye geldiğim zaman ben çok affedersin hocam yere gireceksin ama Türkiye'ye gelince ben yemek bulamıyorum. Bir gün balık yedim, bir gün kebap yiyor da tam yapılmış değil zaten. Retüsyona çıkarıyorsun. Benim evim de yok burada. Polis gibi geliyorum. Bütün Londra'dan, İngiltere'de gelen bu gastronomiler yemekliğinden bizim gastronomilerin bir şeydir, çok sevdiğidir orada. Onların içinde bir tek Türk köpeğim var. Ondan sonra, ya orada yemek bulamıyoruz diyorlar. Niye yemek bulamıyoruz? Bir gün balık yiyoruz diyorlar. İyi de diyorlar. Onları yapamıyoruz zaten burada bulduk. Balıkları yapamıyoruz. Balığın kendisi var ve lezzetliyse tutmuşsun ızgara yaptıysa. Izgara dışına bir şey yaptıysa yapamıyor. Kebap bir yerde bitmiyorlar zaten. Kebabın namı kök oldu bütün dünyada. Türk yemeği ile ilgili kendine dalga geçirdik. Amerika'da da dalga geçirdik. Avrupa'da da dalga geçirdik. Sarhoş yemeği düşürdük. Yani aşk yemeği ve iş yemeği Türk yerinde gidip bilemezsin. Yani. Ama bize doğan karımızda hem aşk yemeği gidiyor hem iş yemeği gidiyor. Dolayısıyla müşterilerin zararlı dedim ya, garibanlar şu efendim bize bir iyi bak diye itibar et, bize bir yemek ver ki akşam bizim işler rast gitsin, bu eşimizle filan verdim filan. Biz onu yapıyoruz işte böyle. Sorun başka soru var mı? Ben çok sakin. Bu kadar yani. Tamam. Bitmiş. Bitmiş, bitmiş. Thank you.
diye kolay, Cumhuriyet kadar eski bir firmayız aslında. Bugün de kariyer günlerinde sizlerle standımızda da bir aradayız ve bugün de burada bu konuşmayı birlikte yapıyoruz. Biz perakende ve markalaşmaya dair gerçekten de 1924'e kadar uzanan bir yolculuk bir serüveni anlatacağız bugün size. Ufak tefek iş görüşmelerinde ne yapmanız gerekir, CV nasıl hazırlanır, onlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bugün bir yarım saati birlikte geçireceğiz. Akabinde ürün direktörümüz Fatih Bey sizlerle birlikte olacak. Kariyer öyküsünü size biraz anlatacak. Nasıl başladı, şu anda nerede? Hatemoğlu'ndaki bu kariyer fırsatlarını kendisi nasıl değerlendirdi? Bize kendisi anlatıyor olacak. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğiz? Biz evet geçmişten bugüne Hatemoğlu diyeceğiz. Hatemoğlu'nda kariyer diyeceğiz. Çünkü 80 mağaza, 800 çalışan ve Türkiye'nin birçok ilinde mağazası olan köklü bir erkek giyim firmasıyız. Aslında sadece işte genel olarak birkaç arkadaşımızla görüştüğümde şunu söylediler. Evet, Tevran'ı zaten onu biliyoruz. Nasıl biliyorsunuz? İşte ceket satıyorsunuz aslında. Hayır, biz sadece ceket satmıyoruz. Çok gençlere de hitap ediyoruz. Üç ayrı markamız var. HTML var, Hatem Site var, Hatemoğlu var. Tüm erkeklere hitap eden, herkese hitap eden ürünlerimiz var diyoruz. Ve kariyer anlamında da kendimizi nasıl geliştirdiğimizi, şu anda nerede olduğumuzu size kısaca anlatıyor olacağım. Evet, 1924'ten geldik. Ve şu anda 2017 yılında New York'ta iki tane mağaza açtık. 2018 yılında Jersey Gardens'da New York'ta üçüncü mağazamızı açıyoruz ve gitgide de büyüyoruz. İşe alımlarımızı doğru adayı, doğru zamanında, doğru yere yerleştirerek yapıyoruz. Alımlarımızı nasıl yapıyoruz onlardan bahsedeceğim. Üniversite öğrencilerimize sizlere staj imkanı sunuyoruz. Sizler bizlere başvurarak yarı dönemde part-time ya da full-time staj olanaklarından yararlanıyorsunuz. Genel müdürlüğümüz İstanbul'da. İstanbul merkezli bir firmayız. Bir şubemiz yok. Depomuz dahi İstanbul'da. Genel müdürlüğümüz iki telde. Ve genel müdürlüğümüzde de birçok iş olanaklarıyla size fırsatlar sunuyoruz. Ve bir H akademimiz var. H akademi nedir diyeceksiniz. Tüm çalışanların eğitiminden geçtiği, özellikle satış personelinin o eğitim olmazsa olmaz tamamlandığımız önemli bir akademi. Bu akademi 5 yıl önce kuruldu. Zorunlu eğitimlerimiz var, personellerin almakta olduğu ya da zorunlu olmayan yıl içinde bizim düzenlediğimiz ve akademi eğitimlerimiz var. Kurum prensibi olarak iç terfi anlayışını benimsiyoruz. Nasıl yani diyeceksiniz? Biz personeli yetiştirmek üzere alıyoruz ve girdikten sonra kısa süre içinde o kariyer basamaklarını yerleyerek üst seviyelere kadar gelebiliyorlar. Mağazacılık Türkiye'de öğrenciler için önemli bir fırsat alanı. Bunu mutlaka değerlendirmelisiniz. Özellikle sizlere buradan sesleniyorum. Mutlaka mağazacılıkta başlayıp akabinde istediğiniz neyse merkeze geçmek ya da mağazacılıkta ilerlemek büyük kariyer fırsatları sunuyoruz. Dolayısıyla biz iş terfide personeli alımından itibaren tamamen kendiniz yetiştirerek yükseltiyoruz. Kariyer fırsatları sunuyoruz. Mağazalarda satış personeli olarak başlayan çalışanlarımız birkaç yıl içinde yönetici olarak terfi ediyorlar. Dolayısıyla bu özellikle yeni mezunlarımız için önemli bir kariyer fırsatı. Bugünlerinizin kıymetini bilin. Ben 2003 mezunuyum Kocaeli Üniversitesi'nden. 2005'te Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. 13 yıl olmuş geriye dönüp baktığımda. Bu zaman nereye gitmiş, nasıl geçmiş bu süre? İnanın ben de bilmiyorum. Sayfalar o kadar hızlı geçiyor ki. O yüzden bugünlerinizin kıymetini bilin. Şu anda beni belki dinlemiyorsunuz. Aa, ne diyor bu günler? Ah çok zor. Sınavlardan kafamızı kaldıramıyoruz. Leyla Hanım siz ne diyorsunuz belki içimizden geçiyor. Ama bugünler çok değerli günler. Öğrencilik hayatı benim geriye dönüp
baktığımda ah keşke o günlerde olsaydım dediğim günler. Çünkü neden sizin aileniz sizden büyük beklentiler içinde değiller? Evet tabii ki kiminiz ev geçindiriyor, kiminiz para kazanıyor ve çalışıyor. Ama %100 olarak sizden büyük beklentileri yok. Okul bittiği anda her şey başlıyor aslında. Okul bittikten sonra hayatın diğer tarafı başlıyor. Onun için bugünlerin kıymetini iyi bilin. Bunlar güzel günler. Gençlik günleri çok güzel günler. Tabii ki iş hayatı da harika. Tabii ki para kazanmak harika bir şey. Üst seviyelere gelmek, kariyer yapmak, işte böyle yerlere gelip sunumlar yapabilmek, mezun olma, olduğunuz okula tekrar dönmek. Bunlar çok güzel şeyler. Ama okuduğunuz zaman bunun kıymetini bilip bunu da eklemek istiyorum içinde. Hedef bazlı performans sistemini çalışanlarımıza yayıyoruz. Strateji yayma geliştirme sistemimiz var. Tek bir hedef belirliyoruz yıl sonunda ve onu tüm çalışanlarımıza yayıyoruz. Yıl içinde herkes o tek hedefe ulaşmaya çalışır. Evet, bazılarımızda personellerimiz uzman yardımcılığıyla işe başlarlar. Daha sonra direktörlüğe kadar uzanan kariyer örgüsü oluşur. Aynı şekilde merkezde de aynı şekilde uzman yardımcılığıyla başlayıp üst seviyelere kadar uzanan bir kariyer basamağı var. Dolayısıyla Atamoğlu'nda yeni giren, yeni mezun arkadaşlarımız iç terfilerle kendisini gösterdiği anda üst seviyelere hızlıca gelebilir. Burada en önemli şey nedir? İstek. İstek çok önemli arkadaşlar. Siz ne istediğinizi bileceksiniz. Yani okuldan sonra ben ne istiyorum? Bölümümü bitirdim ama ben şanslıyım. Çalışma ekonomisi mezunuyum. İnsan kaynaklarında tez yazdım. Akabinde yine insan kaynaklarında çalışıyorum. Ben bu konuda şanslıyım. Ama bazen de görüyorum ki mühendisliği bitiren arkadaşlarımız, inşaat mühendisi olan arkadaşlarımız bankalarda çalışıyorlar. Olabilir tabii ki, değil mi? İstediği demek ki o bölümde çalışmak değil. Kendi istediğinizin ne olduğunu okul dönemi içinde mutlaka belirlemeniz lazım. Yani ben 3. sınıfta mutlaka bundan sonraki kariyer hayatımda ne yapmalıyım demeniz gerekiyor. Bunu okul bittikten sonraya bırakmamız lazım. Evet, iş başvurusuna nasıl hazırlanıyoruz? Bilinçli bir iş görüşmesine hazırlanırken önemli olan hususları dikkat çekmemiz lazım. Eğitim sonunda hedef katılımcılara görüşme öncesi hazırlık ve görüşme stratejileri konusunda somut ve kişisel güvenliğini güçlendiren bilgilerle donatmak diyoruz. Evet, ne istediğinizi biliyor musunuz? Bu önemli bir soru. Kendi isteğinizi bundan sonraki iş hayatınızda nerede olmak istediğinizi önceden kestirmeniz lazım. Hayat, ekonomik şartlar ne getirecek, bir sonraki günün ne olacağını bilmediğimiz bir dünyadayız şu anda ama okul hayatında ileriyi şekillendirmek sizin elinizde. Bunun için de çalışmak diyoruz. Çalışmadan maalesef olmuyor. Evet, okul bir şekilde bitiyor ama kariyer hayatı çalışmaya gerektiriyor. Gece yarılarına kadar bazen. Bazen ailenizden ödün veriyorsunuz, bazen sevdiklerinizden ödün veriyorsunuz. İş hayatı böyle bir şey. Sabah 9'da başlıyorsunuz, akşam 6'lara kadar çalışıyorsunuz. Ailenizi görmüyorsunuz bu süre içinde. 18-20 yaşında, 25 yaşında okula iş hayatına başlıyorsunuz. 60 yaşına kadar, emekli olana kadar çalışıyorsunuz. Dolayısıyla mutluluk aslında genel hayatın mutluluğu iş hayatında gizli. Eğer ki siz mutlu bir iş yerinde, mutlu bir şekilde çalışıyorsanız, yaptığınız işi seviyorsanız eğer, aile hayatınızda da mutlu oluyorsunuz. Eğer ki iş hayatınızda mutlu değilseniz, o zaman aile hayatınızda, özel hayatınızda mutlu olma imkanınız yok. Gün içinde mutsuz bir şekilde eve geldiğiniz zaman ailenizle de mutlu vakit geçiremiyorsunuz. Bu bir gerçek. O yüzden iş hayatı, hayatın çok büyük bir alanını kapsıyor. Ve mutluluğun en önemli kaynağı, en önemli hastalığın en önemli payı. Dolayısıyla iş hayatı mutluluk eşittir, tüm hayatı kapsıyor. Severek işe gitmek kadar güzel bir şey yok. Hayatların bildiği bir iş hayatı gerçekten ölüm azabı gibi bir şey. Burada ikinci faktöre geçiyor, ücret konusu. Dolayısıyla ortam, iş hayatındaki arkadaşlık ilişkileri, insana verilen değer, kariyer
6 ayın sonunda diğer faktörlerin arkasına geçiyor. Burada en önemli şey kariyer ve iş ortamıdır. Ücret tabii ki hayatınızın en önemli parçası. Hayatınızı idame ettirmek için çok önemli bir araç. Ama sevilerek gidilen iş, ortam ve kariyer fırsatları belli aylardan sonra öne geçebilirler. Coğrafi konum sizin için önemli mi? Yoğun seyahatler yaptırıyor mu bu iş yeri gibi? Bütün bunları değerlendirmemiz lazım. Çalışma saatleri ne derece önemli gibi. Peki başvuracağınız şirketi tanıyor musunuz? Bu da çok önemli. İş başvurusuna gitmeden önce hani veriyoruz ya Google'a, o şirketi arıyoruz, neler yapmış, nerede merkezi, kaç yıldır Türkiye piyasasında gibi. Araştırıyoruz aslında. Şirketi tanımadan gitmemekte ki görüşmelere. İş görüşmeleri mutlaka gitmeden önce şirketin kimliğini bilmemiz lazım. Bunlar önemli faktörler. İş görüşmesinde bizim baktığımız en önemli şeylerden bir tanesi de çalışanın o gözündeki ışıltı. Biraz önce bir soru vardı, ben kulis arkasında duydum. O enerjiyi, o görüşmede nasıl anlıyorsunuz diye yanlış hatırlamıyorsam bir soru vardı. Görüşmede anlaşılıyor, istek anlaşılıyor. O işi yapıp yapamayacağı aslında bir personelin, adayın, yeni mezunun ya da personelin ya da tecrübeli bir adayın yapıp yapamayacağı o görüşme sırasında ilk anlarda anlaşılıyor. Dolayısıyla istek, bu da çok önemli. Ne olur iş görüşmelerine giderken istekli olun. Yapacağınız işi isteyerek yapacağınızı karşı tarafa hissettirin. Özgeçmiş nasıl hazırlıyoruz? Hali hazırda birçok özgeçmiş hazırlamışsınızdır. Mutlaka öğrencilerimizin özgeçmişleri var. Özgeçmiş adı üzerinde geçmişin özü, öz olmak zorunda. Biz 6-7 sayfaya ulaşan özgeçmişlere bakmıyoruz. Hiçbir şirket bakmaz. Dolayısıyla özgeçmişleri mutlaka öz yapmalısınız. Size anlatacak kadar kısa olmalı ki onu ilk eline alan yönetici onu değerlendirirken temel cümlelerle görebilsin, değerlendirebilsin. Zaten siz görüşmede onu detaylandıracaksınız. Uzun uzun CV'den hazırlamayın. Bundan sonraki iş hayatınızda kariyer yaptıkça, çalıştıkça, firmalar arttıkça CV'ler uzayacak, sayfalar uzayacak. Ama 2 sayfayı geçirmeyin. Yani sizinle ilgili temel bilgileri verebilecek nitelikte ve kısa olmak zorunda. Evet, CV'de öncelikle öğrencilerimizde ne oluyor? Kısa bilgiler, önce kişisel bilgiler, adres bilgileri, daha sonra okul bilgileri ve iş hayatındaki geçmişi. Yeni mezun arkadaşlarımızda evet böyle ama kariyer arttıkça, firmalar çoğaldıkça, o zaman yıllar ilerledikçe o CV'de öncelik firmalara geçiyor. Yani CV'deki ilk cümleler çalışılan deneyimler haline geliyor. Daha sonra okul, daha sonra kişisel bilgiler. CV'de bir kural yoksa önce kişisel bilgiler, önce okul ya da önce deneyim gibi. Bunu siz zamanla şekillendireceksiniz. Ana hedefiniz işe girmek olmamalı. Ana hedef o işte kalıcı olmak olmalı. Kariyer yapmak ve ilerlemek olmalı. Ben nasıl da bir işe gireyim de günü kurtarayım. İşte ben kısaca bunu da hallederim. Olmazsa ayrılırım, başka bir işe girebilirim demeyin. Girdiğiniz zaman o işte kalıcı olmayı hedefleyin mutlaka. Tabii ki işverenin de amacı kalıcı adayı bulmak. Dolayısıyla bu iki konuyu birbirine uyuşturmak gerçekten hem aday için hem insan kaynakları yönetimi için doğru konu. Doğru işe, doğru zamanda doğru adayı bulmak temel hedef. O yüzden aslında çift taraflı. Siz de işi seçiyorsunuz, biz de adayı seçiyoruz karşılıklı tamamen. O yüzden bu istek çok çok önemli. Şirketler nelere dikkat ederler? İlk başta size ne dedim? İşe olan ilgiye dikkat ederler. Gözünüzdeki o enerjiye dikkat ederler. Dolayısıyla siz o isteğinizi karşı tarafa, o gözünüzün parlamasıyla zaten veriyorsunuz. Artık de işte mezun olduğunuzda,
yapabileceği işi neden saatlerce insan harcasın, o kendisini geliştirmek için eğitim fırsatları yaratsın kendine diyoruz. Dolayısıyla teknolojiye çok önem veriyoruz. Perakende sektörü gerçekten kariyer fırsatı yaratıyor sizlere, yeni mezunlarımıza. Hem olarak da biz kariyer fırsatlarında eğitimlerle sizleri geliştirmeye çalışıyoruz. Ben kısaca insan kaynakları alanında sizin için ufak belki tiyolar vermeye çalıştım. Bundan sonra neler yaptığınızla ilgili küçük bilgiler vermeye çalıştım. Biraz hızlı geçtim. Şimdi ürün lojistik direktörümüzü davet edeceğim, Fatih Keleş Bey'i. O size Hatemoğlu'nun, benden çok eski Hatemoğlu'nda çalışıyor. Bakalım neler yaşamış, geçmişte girdiği Hatemoğlu neydi, şimdi ne olmuş? Bu yıllar içinde neler değişmiş, bize kendisi aktaracak biraz. Fatih Bey, buyurun. Merhabalar, saygıdeğer öğretmenler, değerli öğrenciler. Sizlerle beraber burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 14 yıl sonra tekrardan kampüsün içine girmek benim için çok heyecan verici oldu. Kısaca Hatemoğlu ile alakalı işe giriş sürecim ve sonraki yaşadığım kısa tecrübemi sizlere aktarmak istiyorum. Biraz uzun bir serüven oldu açıkçası. Hem bununla alakalı bir Hatemoğlu'nda kariyer fırsatları açısından örnek teşkil ediyor. Hem de bununla alakalı da canlı bir yaşadığım tecrübeleri aktaran biri olarak karşınızdayım. 2001 yılında üniversitede okurken 2. sınıfta part-time satış elemanı olarak işe başladım. Yani ikinci sınıfın sonlarına doğruydu. Hiç aklımda tekstil sektörü veya perakende ile ilgili hiçbir fikir yoktu. Ardından üniversite devam ederken bu işin gerçekten çok zor olduğunu, hafta sonlarımı çok meşgul ettiğini, acaba gereksiz mi diye de çok düşündüğüm anlar oldu. Ama ben devam ettim. Hatta yazları full time olarak devam edebilir miyim diye teklifte bulundum. Sağ olsun kendilerini de öne ayak oldular. Çünkü şirket geleneği olarak şöyle bir kültür var. Aşağıdan yetişen ve perakendenin tozunu yutmuş kişileri yukarıya taşımayı çok seven bir şirket. Ve bu noktada da gerçekten kariyer basamakları çok açık. Mezun olduktan sonra, 2 yıl geçtikten sonra bende kalan ve benim hatırladığım sadece şu oldu. Gerçekten mezun olduktan sonra iş hayatıyla alakalı birincisi iş disiplini neymiş? 2 senede bunları öğrendim. İkincisi mezun olduktan sonra hemen bir müdür koltuğu veya yüksek bir kariyer basamağından başlanılmadığını gözümle görmüş oldum. Bu bana çok önemli bir tecrübe oldu. Şu anda mevcut üniversitede okuyan etrafında olan bütün arkadaşlara, yani bu konuşmalarımın neticesinde tek cümle aklınızda kalacaksa, gerçekten okuyurken ya part-time ya yaz döneminde bir işte çalışın. Bu size iş disiplini nedir, kariyer basamakları nasıl tırmanır, insan ilişkileri nasıl kurulur, sosyal ağ neden bu kadar önemlidir gibi konularda size çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu noktada naçizane size tavsiyemdir. Mezun olduktan sonra açıkçası ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Bu alanı devam etmeyi çok arzuladım. Ve ardından toptan satış ve lojistik grup müdürlüğü görevini üstlendim. Bu görevde de yaklaşık 5 yıllık bir tecrübem oldu. Bu 5 yıl içerisinde de insanlarla olan diyaloglar, ilişkiler, satış tecrübesi, bu gibi konularda tecrübe kazanıyorsunuz. Bu konularda tecrübeler kazandıktan sonra 2013'de ürün direktörlüğü bölümüne geçtim. Bu bölümde firmanın üretilen ürünlerinin tüm süreçlerini içeren, sipariş alındıktan sonra ve mağazalara sevkiyatına kadar,
çalıştık süreçlerini içeren bir süreç. Yaklaşık 17 yıldır Hademoğlu firmasında herhangi bir başka bir firmaya geçmedim. Tabii şu an günümüzde meşhur bir söz de var. Metal yorgunluğu diye. Normal şartlarda işletme körlüğü, metal yorgunluğu 17 yılda oluşabiliyor ama neden konuşmadı diye sorarsanız, öncelikle şöyle oldu, şirket içinde farklı departmanlarda çalıştığımız zaman her farklı departman sanki yeni bir iş başlangıcı gibi oldu. Mağazada satış elemanında, ardından genel merkezde toptan satış bölümü, ardından üretim departmanı olunca 3 farklı, 4 farklı konuda 4 farklı yeni bir işe başlamış gibi oldum. Bu noktada Hatemoğlu'nda gerçekten satış tecrübesi olan ve yukarıya doğru ilerlemek isteyen arkadaşlara bolca fırsatlar olduğunu size belirtmek istiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fatih Kireç ve Leyla Gül Kulululara teşekkür ediyor. Plaketini vermeleri için Sayın Profesör Doktor İcdal Atilla'yı kürsüye davet ediyorum. MSC Gemi Ajanteliği Gelişim ve Eğitim Uzmanı Erkin Gürcan'ı konuşmasını sunması için kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Erkin Gürcan. MSC Gemi Ajanteliği'nde insan kaynaklarında organizasyonel gelişim ve eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. Önce kısaca hemen kendimi tanıtayım sizlere. Bunu ana ekrana almamız gerekiyor ama yardımcı olur musunuz? MSC'de 10 yıldır çalışıyorum. Bugün sizlere kısa bir video izleteceğim şirketimizle ilgili. Ardından da şu ana kadar izlediğiniz tarzda aslında bir sunum gerçekleştiriyor olacağım sizlere. Önce kısaca hemen genel bir MSC nedir? Kısaca böyle bir dakikada görmenizi sağlayacak bir video sizinle paylaşacağım. Onu izleyelim öncelikle. Buyurun.
Tekrar merhabalar. Bir pointer varsa alabilir miyim ben? Neyse ben bunu idare edeyim şimdilik. Problem değil. MSC, Cenevre merkezli global bir firma. Dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı firması diyebiliriz aslında. Temelde taşımalarını deniz yoluyla, gemilerle gerçekleştiren firma ama işin lojistik sürecinin diğer taraflarında da yatırımları ve şirketleri olan bir firma. Ana gemimiz aslında MSC. Diğer firmalarımız işte Medlock gibi, TİL gibi liman yatırımları yaptığımız, Medlock gibi kara taşımacılığı, lojistiği yaptığımız. Aslında lojistik denince akla gelen her süreci gerçekleştiren dünyada en büyük firmalardan biri MSC. Hatta ikincisi bağımsız olarak ele aldığımızda birincisi. Kurucumuz Kaptan Cihan Yüce Aponte, İtalyan kökenli bir kişi ve Aponte ailesi 300 yıllık geniş bir taşımacılık ve denizcilik geleneğinden beslenen bir gelenek, aile geleneğiyle 1970'te konteyner taşımacılığının dünyada ortaya çıkmasıyla birlikte bu sektöre Kaptan Cihan Yüce Aponte bir gemiyle başlıyor ve inanılmaz bir süratle yaklaşık 30-40 sene içinde dünyanın en büyük ikinci firması haline geliyor. MSC'nin dünyada çok ciddi büyük bir ağı var. Bu ağa baktığımızda rakamları siz de umarım görebiliyorsunuzdur. 6 kıtada 150 ülkede 480 tane ofis, 70 bin tane çalışan gibi büyük bir yapıyı bahsediyoruz. Aslında bu yapı bize şöyle bir şey anlatıyor. MSC global ticareti mümkün kılan firmalardan biri. Bu ne demek? İşte öğlen yemeğinizde yediğiniz chia tohumu aslında MSC ile Peru'dan size taşınıyor. Ya da İsveçli bir mobilya firmasının mobilyaları elinizde durmasını, uygun bir fiyatla elinizde durmasını sağlayan MSC'nin gibi firmaların taşıma ağlarını çok büyük gemilerle, çok uygun maliyetlerle taşıyabilmesi aslında global dünyayı mümkün kılan şeylerden biri deniz yolu taşımacılığı. Biz de bu sektörde önde gelen başat firmalardan biri olarak yer alıyoruz. MSC olarak gurur duyduğumuz şeyler de var. Bunlardan biri MSC Postar diyebiliriz ve Postar'la birlikte gelen 7-8 tane daha o sınıfta büyüklükte gemi, dünyanın en büyük gemilerinden birinden bahsediyorum şu an. Yapıldığı tarihte dünyanın en büyük gemisiydi. Sonrasında kendi o sınıfta kendi adını veren bir gemi oldu. Yani Postar sınıfı diye tanımlanıldı o büyüklükteki gemiler. Türkiye'de şu an Postar'ın yanaşabileceği büyüklükte bir limanımız bile mevcut değil aslında. Ama umarız o çaplara geliyor olacağız ilerleyen yıllarda. Postar'ın büyüklüğünü anlatmak için aslında güzel istatistikli bilgiler var. Yani Postar'la tarzında büyüklüğünde gemilerle taşınan yük, bir kere de taşınan yük 11.400 tane tırla ancak taşınabiliyor. Ya da 1100 tane Boeing'e yüklenmesi lazım. Böyle çok ciddi anlamda büyük bir taşıma boyutu bu. Bunun sağladığı şey şu aslında, maliyeti daha katlanılabilir bir hale, daha uygun bir hale getiriyor ve bu sayede de siz gerçekten Peru'dan, Amerika'dan malları, ürünleri daha uygun maliyetlere Türkiye'ye alınabilir hale getirebiliyorsunuz. Ya da yine kendi üretimimiz mallar için de geçerli. Yerli üreticilerin ürettiği malları dünyanın her noktasına uygun maliyetlerle taşıyabiliyoruz. Bu sayede de çok ciddi ekonomilere, hem ülke ekonomilere hem de dünya ekonomisine aslında canlılık katan bir rolümüz olduğuna inanıyoruz. Dünya çapında da dediğim gibi MSC bir aile firması ve kurucumuz Kaptan Cihan Yüce Aponte geleneksel ve İtalyan geleneklerinden kaynaklanan o aileyi temele alma geleneklerinden kaynaklanan yapısı itibariyle tüm şirketi ve yapılarını bu doğrultuda kuruyor ve yaklaşımı temel olarak kendi çalışan insanlarına ve o insanların yaşadığı kültürlere ve dünyaya katkı, onlarla barışık bir şekilde bir iş kültürü geliştirmek. Bu doğrultuda da dünyada çok ciddi anlamda sosyal projeler üstleniyor mesela. Bunlardan biri United Nations'ın kurduğu Global Compact çağrısı. Bu çağrı dünya çapında tüm şirketlere yapılan bir çağrı aslında. Birleşmiş Milletler'in çağrısı şu yönde, sürdürülebilir bir ticaret, sürdürülebilir bir dünya için belirlediği 15 tane hedef var. Bu hedefler doğrultusunda ticaret yapılmasını öngörüyor ve BSC bunun aslında imzacılarından, destekçilerinden biri, tüm iş süreçlerinde o hedefler
doğrultusunda konumlandırıyor. Yine dünyada UNICEF'in en büyük yatırımcılarından, destekçilerinden biri. Bunlar arasında Barcelona'yı sayabiliriz. İlk 15 büyük yatırımcı, büyük destekçi içinde MSC de yer alıyor. Yine Maledivo, Operation Smile Mercy Ships, işte United for Wildlife gibi. United for Wildlife'ın anlamı şu aslında, dünya çapında bu da bir çağrı. Birçok Türkiye'de tanıyabildiğimiz firmalardan biri de WWF, Panda amblemli bir kuruluş vardır, o da bu çatının altındadır. Şöyle bir çağrı yapıyor United for Wildlife, tüm şirketlere. Yasa dışı hayvan ticareti ya da yasa dışı başka nesli tükenen hayvan olan işte bu filin dişi olsun, bir hayvanın kürkü olsun, bunların taşınmasına engel olun, bunları taşımayın diyor ve MSC koşarak bile bu anlaşmanın altına imza atıyor ve artık MSC olarak biz işte türü tükenen hayvanların taşınmasını asla yapmıyoruz ve kabul etmiyoruz. Genel olarak dünyaya karşı böyle bir sorumlu tutum sergiliyor. Burada da United Nations'ın Sustainable Development Goals dediği hedefleri görebilirsiniz. Bu hedefler 15 ayrı noktaya ayrılıyor ve biz her iş sürecimizi aslında bu 15 hedefe bağlayarak geliştirmeye çalışıyoruz. Ve temelinde de kendi değerimiz olarak bir aile kurma olmasını, bir aile kurma olmasını, aynı zamanda şirket içinde bir aile olmamızı değerlendiriyoruz. Türkiye'de MSC nasıl bir yapıya sahip? Türkiye'de MSC 5 şirketten oluşuyor. Biri MSC Shipping Company, yani gemi taşımacılığı yaptığımız firmamız. Öbürü Medlog, lojistik, karayolu, demiryolu ve depoculuk faaliyetleri yaptığımız firmamız. Yine Medlog Gemicilik, Türkiye karasularında gemi taşımacılığı yaptığımız bir firmamız. MSC Cruise, daha turistik taşıma yaptığımız, turizm gemilerinin olduğu, büyük gemilerin olduğu firmamız. Ve yine de bir Asyaport limanımız var. Tekirdağ'da Türk bir, Tekirdağlı bir aileyle ortaklık kurarak Tekirdağ'da bulunduğumuz bir liman ve Türkiye için çok önemli bir liman Asyaport. Çünkü Türkiye'nin tek happortu. Happort ne demek? Transit liman. Aslında Türkiye'ye gelmeyen yüklerin Türkiye üzerinden geçmesini sağlayan liman. Bu da ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlıyor aslında. MSC'nin ekonomik anlamda şöyle bir özelliği de var. Türkiye'de taşınan 3 konteynerden biri mutlaka MSC ile taşınıyor. Bu aslında ne demek? Hayatımızda tek anlamı bunun ne? Normal gündelik yaşamımızda, etrafımıza baktığımızda, hayatımızda kullandığımız her üç şeyden biri mutlaka MSC ile sizin yerinize girmiştir demek. Yani Toyota arabayı sayabiliriz bunların arasında, geri döneyim. IKEA'yı sayabiliriz, Nike, Ferrero, Arçelik, Honda, yine kendi bütün olan mallarımız, Türk malları, Nukuşer'in hesabında da üç üründen biri mutlaka MSC ile evlenmiş oluyor. Türkiye'nin yapımız bu şekilde çok geniş bir yelpazede yapımız var. Türkiye'nin bu çok isterinde de aslında baktığımızda sadece liman şehirlerinde değil, Ankara, Konya, Eskişehir gibi iç lokasyonlarda da ofislerimiz olduğunu göreceksiniz. Bunun anlamı şu aslında, MSC insana dokunmayı, insanda birebir iletişim kurmayı tercih eden bir firma. Bu yüzden de biz mutlaka içerideki müşterilerimizle de birebir ilişki kurabilmek adına iç ofislerde de mutlaka ekiplerimizi tutuyoruz ve direkt olarak yüz yüze iletişim kurmaya, onlarla sıcak temas sağlamaya çalışıyoruz. Sektörde birçok firma hatta çok dijitale kayıp direkt olarak ilişkilerini internet üzerinden götürmeye çalışıyor. Biz hem bu tarafını gerçekleştirip hem de o insani temasın hala korumayı hedefe alan bir firmayız aslında. Tabii bu geniş ekip ve yoğun çalışma sonucunda elde ettiğimiz başarılar buluyor. Bunun dışında ticari tarafın dışında insan kaynakları olarak adaylara yaptığımız kesin dönüşlerden dolayı 2 yıldır bu yılda aldık. İnsana saygı ödülü alıyoruz. Onun dışında sizin de gördüğünüz gibi zaten sektörle ilgili ödülleri olabildiğince sürekli alıyoruz. İşte altın çıpayla, Uşak Fransız'ın Uluslararası Deniz Taşıma Firması ödülü, Kabotaş Hattı Gemi Taşımacılığı ödülü gibi ödülleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kariyer olarak temel noktamız şu aslında. Dediğim gibi insan odaklı bir firmayız. Sistemden çok daha çok insana odaklanan bir firmayız.
kurucumuz Kaptan Can Yüce Apoldeniz'in bir sözü var. MSC'nin insanların iman cephesi yapan şirketin can damarı olan çalışanları, onların bağlılığı, kurucusu ve sadakatlerinin yanı sıra rakipsiz uzmanlıklarıdır. Biz insana yatırım yapan, insanı yetiştiren, aslında onu geliştiren ve onu firma içinde büyütmeyi hedefleyen bir firmayız. Bu da insanlarda büyük bir tutku, bağlılık ve iş yapma güdüsünü aslında ortaya çıkarıyor. Bunun sonucunda da gün sonunda aslında hep iyi biz sonuçları elde ediyoruz ve biraz önce gördüğünüz ödüllere ulaşabiliyoruz. Dünya çapında da buna benzer çok ödül alıyoruz. Peki insan kaynakları olarak biz neyi hedefliyoruz? BSC insan kaynakları olarak ve aslında baktığınızda çoğu insan kaynakları bugün sunumlarda bahsedilen şeyler birebir aslında paralel gidecektir. Temel hedef şudur, doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirmek. Ardından yerleştirdiğiniz kişinin gerekli bilgi, beceriyi ve tecrübeyi kazanmasını sağlamak ve kariyer gelişiminde tüm çalışanlara bir fırsat eşitliği sunmak. Temel amacımız bu. Buradaki en önemlisi aslında doğru pozisyonu doğru kişileri yerleştirmektir. Çünkü bu hem şirket için hem de o kişi için doğru iyi bir sonuç verir. Çünkü kişi doğru pozisyonu yerleştirdiğinde mutlu çalışır, firmaya katkı sağlar. Firma doğru kişiyi doğru yere yerleştirdiğinde de o kişiden daha çok verim alır ve daha çok kazanç sağlar. Yani bu noktada insan kaynaklarının hassas bir süreç yürütmesi, incelikli bir süreç yürütmesi hem çalışan hem de şirket için karşılıklı bir mutluluk yaratıyor ve en çok odaklandığımız noktalardan biri aslında bu. Şöyle genel bir istatistik bilgi. Bu adam sizin için bir şey ifade ediyor mu? Acaba ne olabilir diye düşüncesi olan var mı? Var mı? Varsa yüksek sesle alabilirim. 135 değil. Bu 2017'de kariyer net üzerinden aldığımız başvuru sayısı. Çok ciddi bir rakam. Peki bu 135 bin kişi neler yaşıyor bize geldiğinde? Başvuru yapıldığında aslında en önemli sorulardan biri. Kurumsal bir şirkette ben başvurduğumda ne süreçlerden geçeceğim? Bu kurumsal süreçlerde genel bir şablon aslında, bizim uyguladığımız şablon ama büyük firmaların çoğunda buna benzer sistemler uygulanıyor. Bunu bilmeniz bence önemli çünkü gittiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmeniz açısından çok ciddi önem teşkil ediyor. Çünkü yeni iş başvurusu yapan kişilerde genelde şöyle bir his oluyor. Bir çağrıldım, gittim, bir daha çağırdılar, bir daha gittim, galiba oyalanıyorum. Aslında değil, konu tamamen doğru yere doğru kişiyi yerleştirmek ilgili. Bize bir pozisyon geliyor. Bu kariyer net üzerinden bizim üzerimizde ya da LinkedIn'den olabilir. Ardından bir aday konusu oluşturuluyor. O pozisyona uygun aday konusu oluşturuluyor. Başvurular değerlendiriliyor ve başvuruların içerisinden en uygun o pozisyona adaylara kişilik envanteri etkinlik analizi uygulanıyor. Bunu uygulamak bizim için çok önemli. Biz MSC grubu olarak Profile Information'in Amerikan merkezli bir firmanın dünyaca kabul görmüş, genel olarak global firmaların kullandığı bir analizini kullanıyoruz. Bu analiz bize sizin kişisel karakteristik ve becerisel özelliklerinizle ilgili küçük bilgiler veriyor. Bu bilgiler ışığında biz sizleri mülakata davet ediyoruz ve mülakatımızı aslında bu bilgilere, bu objektif bilgilere dayandırıyoruz. Objektif bilgilere dayanması önemli çünkü o esnada sizde mülakat yapan kişinin puan kimi haline değil, aslında bir önce size yapılan envanterden çıkan gayet bilimsel verilere dayanarak size sorular yöneltmesi, o'dan çıkan bilgiler ışığında sizinle bir mülakat yapması anlamına geliyor ve gerçekten süreci daha objektif, daha tarafsız hale getiriyor. Ardından bazı pozisyonlar için değerlendirme merkezi dediğimiz uygulamaları uyguluyoruz. Bunlar işte roleplay'ler size bir vaka veriyor, o vaka üzerinden çözüm üretmeniz sağlanıyor. Bu sayede sizi aslında hareket halindeyken, aksiyon halindeyken de gözlemlemiş oluyoruz. Bu da çok ciddi, güzel bir uygulama. Ve sonuç olarak gerçekten siz o pozisyon için uygun kişiyseniz artık çok net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Son nokta referans kontrolü. Sizin bize önerdiğiniz referanslarla küçük bir görüşme yapıyoruz. Orada da her şey yolundaysa en sonunda
bu son iş teklifi gerçekleşiyor. Peki bu iş teklifi gerçekleştiğinde bizde 135 bin kişiden kaç kişi işe alınmış? 221. Aslında baktığımızda çok 135 bin, 221 inanılmaz arada bir boşluk var. Ama tabii ki de Türkiye koşullarına baktığımızda 221, biz her sene bu civarda bulunuyoruz. İyi bir rakam. 135 bin kişi de aslında şöyle bir ayrıntı da var, şöyle bir istatistik de var. 135 bin başvurudan bahsediyoruz. Demin yanlış söyledim, kişi değil başvuru. Bu başvurular yaklaşık 12 bin, 15 bin kişi civarında kişi tarafından yapılıyor. Yani bir kişi 7-8 pozisyona birden başvuruyor. Burada şöyle bir ders var. Her pozisyona başvurmayın arkadaşlar. Sadece kendi kişisel özelliklerinize, kendi eğitiminize, kendi yönelimlerinize uygun bölümlere başvurun ve o bölümlerinden denen değerlendirmeye girin. Çünkü güçlü olduğunuz yerde kazanma şansınız her zaman daha fazladır. Eğer iyi olmadığınız yönlere başvurup yaparsanız o süreçlerde elenirsiniz. Bu aslında sizin moralinizi ve motivasyonunuzu da düşürecek, sizi bu yolda aslında geriye düşürecektir. Bu önemli bir nokta. Şöyle bundan sonra girdiğinizde firmada MSC'de şöyle şeyler bekliyor sizi. Biz MSC ekolü olarak okul gibi olmaya çalışıyoruz aslında. Yeni adaylara şans tanıyoruz. Büyük oranda alımlarımızı yeni mezunlar arasından yapıyoruz ve onları kendi şirket kültürümüzde yetiştirmeyi prensip ediyoruz. Bu doğrultuda da kampüs diye yeni aslında uygulamaya aldığımız, aslında çerçevesini, şemsiyesini yeni kurduğumuz bir uygulamamız var. Bunun için işte online sistemleri, içerideki işbaşı eğitimler, şirkete uyum eğitimleri, oryantasyonlar, pozisyonunuza girdiğinizde pozisyonunuzla ilgili eğitimler, türlü türlü eğitimlerle sizi destekleyip kariyer yolunda yukarı taşımayı kapsıyor. Ardından yine bir ilk olanı gibi uygulamamız var. Şirket için inovasyon projesi gibi bakabilirsiniz. Her çalışan, her iş süreciyle ilgili geliştirdiği bir fikri özgür olarak paylaşıp bunu yürütme kuruluna kadar gönderebiliyor ve bu fikir eğer uygulanabilir bulunuyorsa ödüllendiriliyor şirket içinde. Yine şöyle bir uygulamamız daha var. Şirket dışarıya açtığımız tüm pozisyonları, yani kariyer netle çıktığımız tüm pozisyonları şirket içinde de yayınlıyoruz ve şirket içindeki çalışanlarımız da kariyerinde bir değişikliğe gitmek istiyorsa başvuru yapabiliyorlar. Bu şirketler için dinamik kalma anlamında çok önemli bir özellik. Aynı zamanda kariyer fırsatları anlamında da çok önemli. Genel olarak bundan sonra biraz da kariyer yolculuğunda nelere dikkat etmemiz gerek, onlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Genelde bize kariyer günlerinde çok sorulan bir soru var. Biz işte yeni mezunuz, bizim tekniğimiz yok, ne yapacağız, nereye yazacağız, ne yapmamız lazım? Aslında çok basit. Tecrübe dediğimiz şey sizin öğrencileriniz boyunca ne yaptığınızdır. Bu aslında sizin tecrübeniz bilgi ve biz işe alalım. Ekip olarak bir yanım da bugün yanımızda. Şurada kendisi. Baktık da temel nokta aktif bir öğrencilik hayatı geçirmiş misiniz? Yani kulüplerde çalışmış mısınız? Hocalarınızla projeler yapmış mısınız? Yarı zamanlı bir işte çalışma durumunuz olmuş mu? Bunun dışında staj dönemlerinde mutlaka staj yoğun bir şekilde farklı sektörlerde staj yapıp kendinizi test etme şansı buldunuz mu? Buralara özellikle odaklanıyoruz ve bu bizim için sizin tecrübeniz aslında bu. Bu bir tecrübe. Ve gerçekten uzun bir dönem, 4 sene, 5 sene hazırlık varsa çok ciddi bir tecrübe kazanabilirsiniz üniversite hayatında. Önemli noktalar, kurumsal şirketlere doğru gittiğinizde dikkat etmeniz gereken şeyler. Özgeçmiş, mutlaka kısa ve öz biraz önce sunumda da vardı. Öz, kısa, kendinizi net bir şekilde ifade eden bir CV hazırlamanız önemli. Referans olarak burası da çok önemli. Hocalarınızı ya da stajda çalıştığınız takım lideri olur, yönetici olur. Onları yazıyor olmanız. Yani kopyasından referans veriyor olmanız önemli. Bazen böyle hani amcasını, dayısını yazıyor oluyor. O bizim için geçerli bir referans değil. Çünkü orada duygusal bir bağ var. Tabii ki de sizinle ilgili bir şeyler söyleyecek ama profesyonel anlamda sizi gören biri bu hocanız olabilir, bir kulüp başkanı olabilir ya da staj yaptığınız yerde bir yönetici olabilir. Onun dışında CV'de mutlaka deneyimlerinize, eğitiminizle ilgili yerlere doğru noktalarda vurgu yapın. Temel olarak biz adaylarda 100
%50 o adayın kişisel karakteristik özelliklerine, %50'de mezun olma haline, yani mezun olduğu bölüme, İngilizce bilgisine bakıyoruz aslında. Genelde bahsettiğim şeyler aslında, CV incelerken temel dikkat noktalar, çok sırf iş değişimi var mı, iş yaşamında boşluklar var mı, iş deneyim süresi, ilk stajlar aslında yeni adaylar için, aldığı eğitimler ya da diğer belgeler, farklı eğitimlerle kendini beslemiş mi? Ve elde edilen başarılar ödüller. Bunlar üniversitede tabii ki de bir proje olabilir, bir yurt dışına verdiğiniz başka bir yarışmaya gelip orada kazandığınız bir ödül olabilir. Bunlar hep bizim için önemli noktalar. İş görüşmesine geldiniz. Bundan sonra dikkat edilecek şeyler de CV hazırlandı. Güzel, düzgün. Referanslar doğru yazıldı ve davet ettiniz. Aslında çok basit dikkat edilecek noktalar. En önemlisi, temel nokta şu, insanlar üzerinde aslında ilk etki çok önemli, ilk bıraktığımız izlenim. O yüzden de mutlaka firma hakkında araştırma yapılması lazım. Bazen hangi firmaya geldiğini bilmeyen arkadaşlar oluyor, işte arkadaşım başvurmuş benim yerime diyor, siz ne iş yapıyorsunuz? Bu tabii korkunç bir durum, yani böyle bir şeyle karşılaştığınızda siz oturup bir de karşınızdaki adaya şirketin ne iş yaptığını anlatmaya başlıyorsunuz. Bu karşılıklı tuhaf bir durum yaratıyor. Yani belki gireceğiniz yer 30 sene, 35 sene çalışacağınız bir iş yeri ama gittiğiniz yerin ne iş yaptığını bilmiyorsunuz. Bu tabii ki de çok böyle kabul edilebilir bir durum değil. Kendi açınızdan kabul edilebilir bir durum değil. Onun dışında iş görüşmesine tabii ki de zamanında gitmek çok önemli. Görünüme özen göstermek önemli ama görünüme özen göstermek derken illa iki dinlen bir şekilde takım elbisesi de olmayabilir bu. Normal gibi kıyafetimiz de olabilir ama o kıyafetin mümkün mertebe daha temiz, farklı bir şekilde oraya gitmek. Hani biraz daha kurumsal bir görüntüyle gitmek bizim için yeterlidir mutlaka. Özen gösterdiğinizi karşı tarafa hissettirmek önemli olan. Onun dışında kendiniz olduğunuz gibi ifade etmek çok 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 önemli. Çünkü rol yaptığınızda işe alan uzmanları toplu gerçekten uzman olduğu için sizin başka bir hemen insan gibi davranıyor olduğunuzu, biraz rol yapıyor olduğunuzu çok net bir şekilde fark ediyorlar. Bu bana şey gibi geliyor, hani küçükken ilkokulda ya da ortaokulda böyle hani komple çekme durumları olurdu, bir yanlarına bakardınız falan, hoca görmüyor zannederdiniz. Ben sonra yıllar sonra kısa bir dönem öğretmenlik yaptım, ilkokullara sınava gönderdiler, sınav görevinde bulunmam gerekiyor. Böyle kendi aralarında bir hareketlenmeler başladı, sınav başladıktan yarım saat sonra. Şöyle bir baktım, o esnada kendi çocukluğuma da gittim. Yani ben hep görülmediğimi zannediyorum. Hani o da görülüyormuş diye. O kadar net ki her şey. O ona bakıyor, o ona bir şey alttan dürtüyor. Kısırdaşıyorlar, bir şeyler. Çok komik bir durum. O aynısı iş görüşmesi için de geçerli. Siz kendiniz gibi olmadığınızda, rol yaptığınızda aslında öyle olmam gerek. Bu şekilde kendini göstermem gerekiyor. Hareket ettiğinizde bu sizde durmuyor. Ve sırıtıyor ve bir şey alıyor. Bunu fark ediyor. Hatta olduğunuz gibi olur. Olduğunuz gibi olduğunuz hal en güçlü halinizde daha güvenli olursunuz kendiniz gibi davrandığınızda ve o güven başarıyı getirecektir zaten. Bu nokta da benim için çok önemli. Soru sorun. Çünkü iş görüşmesi, işe alım uzmanınız sizde görüşmesi olduğu kadar sizin işe alım uzmanıyla da görüşmenizdir. Siz de girmeye çalıştığınız, görüşme yaptığınız şirketle ilgili bilgi edinin. Çalışma koşulları nasıl, içeride kariyer fırsatları ne, firmanın nasıl özellikleri var, çalışanlara ne gibi haklar veriliyor. Çünkü siz de kendi emeğinizi o firmaya sunuyorsunuz ve onlardan bilgi almak en doğal hakkınız. Bu yüzden karşıdan bilgi alın. Onların size soruları olacağı gibi sizin de onlara sorularınız cebinizde mutlaka olsun. Son nokta, altı. En basit, en önemli, en çok sonuç getiren nokta aslında bu. Gülümseyin. Pozitif bir ifadeyle, pozitif bir ruh haliyle. Bu öyle hani laf olsun diye söylenen bir şey değil arkadaşlar. Gülümseyin. Gülümseyin bilimsel bir gerçek. Çünkü bu kanıtlandı. Beynimizde aynı nöronlar diye bazı nöronlar var ve bunlar aslında bizim insanoğlu olarak gelişmemizi, doğaya uyum sağlamamızı sağlayan şeylerden biri. Empati gücümüzü sağlayan nöronlar. Bu şu, karşınızdaki insanın
hislerini biz taklit etmeye eğilimliyiz insanlar olarak. Karşımızdaki insan gülümseyerek yumuşak bir şekilde bize yaklaştığında biz de otomatik olarak bir gülümseme ve rahatlama hali hissediyoruz. Ama karşımızdaki insan gergin ve somurtkan bir suratla bize yaklaştığında vücut nöronlar, yani bu aynı nöronlar bizi defansa geçmeye ve karşıya temkinli durmaya getiriyor. Bu yüzden gülümseyerek girdiğiniz her görüşmeden iyi bir izlerinde ayrılırsınız, bu bir garantidir. Sabah ne biraz? Sonuç olarak aday tehlike kaynaklarımızı da paylaşayım. BSC olarak bize nerede buluşacaksınız? Kariyer.net temel bütün ilanlarımızı çıktığımız nokta. Onun dışında LinkedIn'den de bazı özel ilanlarımızı paylaşıyoruz. Benim temel olarak sunumum bu kadar. Hani sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Biraz sessizliğim de gitmeye başladı ama mutlaka cevaplamaya çalışırım. Eğer varsa sorusu olan alabilirim. Galiba soru yok. O zaman çok teşekkür ediyorum sizlere. Biraz sonlara doğru sesim gitti. Bir kusur ettiysek affola şimdiden. Sağ olun. Erkin Gürcan'a teşekkür ediyor. Plaketini vermesi için Doçent Doktor Tülük Malkoç'u sahneye davet ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum, bilgi dolu bir anlatımdı. En azından benim yeğenim çok farklı bir bölümde okuyor, gastronomide okuyor. Fakat lojistiğe çok ilgisi var. İkinci bölüm olarak lojistiği düşünüyor. Mesela ben oradan sormadım, mikrofon yok diye. Lojistik için illa lojistik bölümü öğrencileri mi gerekli? Başka bölümlerin öğrencileri başvurabiliyor mu size? BSC çok büyük bir yapı. Biz aslında şöyle bir özelliğimiz var, firma olarak. Her türlü departmanımız var ama lojistik departmanında çalışmak isteyen farklı yönden kişilere her zaman şans veriyoruz. Çünkü temel başarıcımız şudur, biz bir okuluz ve temel olarak BSC aslında iş yapma şeklini kendi oluşturan bir firmadır. Ve o yüzden de çalışanlarımız biz okul gibi eğitiriz içeride. O yüzden de her bölümden kişilere her zaman açığız. Mühim olan o kişi gerçekten tutkuyla lojistik yapmak istesin ve bu yolda kendi kişisel gelişimini ilerletmiş olsun. Biz o kişileri mutlaka alıyoruz ve kendi kişimizi geliştiriyoruz. Zaten içeride çok ciddi bir eğitim kültürümüz var. Gerçekten çok bilgi doluydu. Anlatımınız da çok güzeldi. Sesinizde de bir problem yoktu. Ben ses eğitim hocasıyım. Yok, yok, gayet iyiydi. Bu bilgilerle inşallah bir kişi de olsa yararlanmışlar diye düşünüyorum. Siz de sakın üzülmeyin, salonlar veya öğrenciler yoktu diye gelen bilgi dolu misafirlerimiz de bundan birazcık üzüntü duydular ama maalesef böyle bir şey oldu. Fakat ben çok yararlandım. Gerçekten çok güzel bilgiler. Lojistik, çünkü şu anki saha çalışmasını gerektiriyor ve şu an çok önemli bir mesleği ifade ediyor. Bundan sonraki yaşantınızda gerçekten size başarılar diliyorum. Zaten başarılısınız. Çok başarılı bir lojistik firmasını ifade ettiniz. Sağ olun.